Gençler, Beşiktaşlar, Futbol Manager 23, Beşiktaş kariyerimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız efendim. Hepiniz hoş geldiniz, biz de hoş geldik. Umarım gelebilmişizdir, bir sıkıntı yoktur yayınımızda. Hemen bir kahve yudumlayıp sonrasında Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sezonumuz bitmişti. Transfer dönemindeydik, en son birazcık para kazandık, çok az. Yani çok para kazanamadık biliyorsunuz. Yaşadıklarımızı, neler yaşadık. Yaşadık kardeşim, bunu da yaşadık. Glazer'i sattık falan. Kolye aldık. Oyuncu falan almamız lazım ama nasıl alacağız bilmiyorum yani. Biraz daha oyuncu satmam da lazım. Biraz transfere bakacağız bugün. Şöyle bir bakayım ya. Ya Hoylund geçen sene ne yaptı abi? Atalanta'da böyle. Biz bunu ancak kiralık alırız. Yani opsiyon 16 milyon euroyu veremeyiz muhtemelen. Alabilirsek belki değeri düşerse falan taksit alırız ama değeri de düşmez bu herifin ya. Öyle de bir topçu. Bilmiyorum nasıl olacak bu işler. Kendisini ne oynatacağız abi? Çalışkan mı oynatalım? Kendisini çalışkan oynatalım ya. O zaman kat yoğunluğu ver abi. Ver şut abi. İki kat yoğunluk. Çalışkan forvete kendisini ayarlayalım. Hücum ağırlık şey de verelim abi. Tamam. Verelim ne oynayacağını da ona göre gelirsin abi. Hocam hangi temayı kullanıyorsun? Fitwings, hoş geldin kral. Zilean temasını kullanıyorum. Bir takibini alırım bu arada. Ne oluyor lan? Bir anda oğlum daha yeni açtım yayını. 62 kişi var. Hoş geldiniz beyler. Sefalar getirdiniz. Birisi herhalde paylaştı bizim yayınımızı. Sağ olsun. Artık kimse. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Hücum organizasyonlarından bir şeyler beklesek acaba? Bu arada temamız Discord kanalımızda var, Kıtrinks. Eğer Kıtrinks diyorum ama nasıl okunduğunu da bilmiyorum. Gelirsen Discord'a duyurular kısmından alabilirsin sevgili dostum. Beljo'yu yaratıcı forvet olarak çalıştıracağız. İlk kat yoğunluk dedik zaten. Yaratıcı forvet de ayarlayalım. Ya zaten aslında var da komple forvet de istiyor. Ben yaratıcı çalıştırmak istiyorum. Paşam seni yaratıcı çalışsın. Başka bir ekstra antrenman. Ulan Eren Şafak diye bir adam var. Anca ona antrenman yaptırabiliriz yani maalesef. Bir o. Neyse. Piccoli de satın almıştık. Piccoli de çalıştırabiliriz ya. Ali Yüksel Rüzgür Hoca hoş geldin. Piccoli pivot oynamak istiyor ya. Tam da pivot aslında. Tam sırtın dönük pivot oynasam paşam. Ne diyeyim ya. İki kat yoğunluğu ver abi. İki kat. Pivot destek oynamak istiyor. Okey. Ver abi. Şut. Çalıştır bunu da bitiricilik. Hatta zıplama bile çalışabiliriz. Oğlum dur bir bismillah ya. Kahve çakarlarına akşam 9 gibi başlarız bugün. Fenerbahçe kariyerindeyken Fenerbahçe'yi değiştir diyorsun. Daha yeni Beşiktaş kariyeri açtın. Beşiktaş kariyerinde de Fenerbahçe kariyeri ne zaman olur diye burada yazıyorsun Rüzgar Hoca. Garipsin mesela. Pivot destek oynatacağız değil mi? Evet. Santrfor merkez pivot destek çalışsın paşam. Bitirici antrenmanı çalıştıralım bakalım ne diyeceğiz. Ne çalıştıralım? Tamam, öneriniz kulağa hoş geliyor. Harry Weepin. Hoş geldin kral. Teşekkür ederim takip için. Her zamanki gibi Rüzgar. Tam troll adamsın ya Rüzgar. Biraz bazen abartmasan kral adamsın da. Tamam kral, yemeğini ye gel, afiyet olsun. Semih'i de çalıştıralım. Semih bu seneki dördüncü forvetimiz olacak. Ver abi iki kat yoğunluk. Yani Semih'in de bende potansiyeli iyi çıkmadı maalesef. İlk sezondan beri. Olanla idare edeceğiz abi. Neyse artık. Olanla idare edeceğiz. Zayıf ayağını güçlendirmeye de başlasın abi. Lütfen ya. Semih yaratıcı oynamaz mı ya? Daha çok çalışkan mı? Tamam çalışkan. Çalışsın bana. Çalışkan çalışsın Semih. Evet, diğerlerinin antrenmanlarını da verelim abi. Apo'ya. Ters ayaklı destek diyelim hemen. Gelişim. Tamam abi. Sana da şut veriyorum. Apo sana da iki posta şut yazıyorum kral. Ya da orta yapma yapalım ya. Bir orta çalışsın paşam benim. Tamam hadi iki kat yoğunlukla orta yapmaya çalış. Hocam YouTube'dan izliyordum. Üçüncü bölümde kaldım. Üzerine çok ilerledim ya kariyer. Valla birinci sene bitti Beşiktaş'ta kral. Hericim. Şimdi birinci senenin sonunda transfer dönemindeyiz. Yeni sezona başlayacağız kral. Böyle ya. YouTube'da yayınlarımız var. Oradan da devam edebilirsin ama buradan izleyebilirsin. Bir şey olmaz ya. Ne olacak?
Çok bir sıkıntı yaşamazsın yani. Keyiflidir yeğenimiz. Tam antrenmana çalıştırıyorum. Zayıf ayağını güçlendirsin ya. Ofansif orta saha sağda ters ayaklı olarak çalışsın abi, destekte. Evet. Masajım burada şimdi şey vermeyeyim abi, spoiler vermeyeyim ya. Bak izlemeyenler varmış. Ben Zenith kullanıyorum. Oyuna dün bir girdim. Tema rengi full mavi olmuş. Potansiyel ve mevcut yetenek yıldız renkleri sarıdan mavi dönmüş falan. Daha önce başına gelen var mı? Abi hiç gelmedi başıma ya sevgili dostum. Belki şeyde bir sıkıntı vardır ya. Hani oyuna o anlık bir bug'a falan girmiştir. Sürekli öyle kaldı mı? Abi ben de Mehmet hiç gelişmedi ya. Ver abi çabukluğu, iki kat yoğunluğu. Zayıf ayağını güçlendir. Defans sağ. Hücum bek oynamak istiyorum da. Kanat bek sağ. Kanat bek hücum. Ver abi. O zaman bir baştan sil istersen kral ya. Belki bir bug'a girmiştir. Ya da ayarlarını falan bozmuş olabilir misin? Ayarlardan kendin değiştirdin. He, kendini değiştirirsin değilsen bilemeyeceğim. Germancım hoş geldin kardeşim. Selamlar. Her türlü sağ tarafa çalıştıralım abi. Çabuk ver abi. Kanat yoğunu ver. Tamam. Kanat bek hücum ver abi. Bakalım iyi edebilecek miyiz Mert? Tayyip Çiğ'imi standart stoper çalıştıralım abi. Pasör olacağınız inanmıyorum. İnanamadım hiç. Standart stoper savunmada çalışsın paşam. İlk kat yoğunluklu bir şekilde. Buradan pas çalıştıralım abi. Sezona başlıyorum da gençler. Sezona başlamadan önce bir antrenmanlarını falan ayarlayayım dedi futbolcuların. Savunma antrenmanları. Sen ne uyguladın abi? Tamam, önerim kulağa hoş geliyor. Güzel. Bir de antrenör ekibimiz falan da iyi değil Beşiktaş'ın. Güç değil maalesef. Yani para da yok. Kimi alacağız bilmiyorum yani. Olan parayla da. Bu da sıkıntı ya. Bir de normal kaleci oynatalım ya. Oynadığım mevkide. Şelder Up'ı da verelim. İki kat yoğunluklu. Solda ters ayaklı destek mi oynatıyorduk? Hücum mu oynatıyorduk? Bir bakayım şuna bir. Ters ayaklı destek oynasın aynen. Gelişimden antrenmanı da verelim. Paşama çabukluğunu. Biraz çabukluğu da artsın. Paşamızın. Bir tık devam ettirelim şimdi. Fenerbahçe Mert Çetin'le söyleşme imzaladı. Şey demiyorum. Yazıklar olsun. Adamımız elimizden aldı Fenerbahçe. Maalesef. Luyunda ama parası atmış. Filippo Mane. Çeldur canavar oldu kral ya. Tabii daha da olacak inşallah yani. Bu daha başı. Dur bakalım. Filippo Mane. Abi çok iyiymiş herif de. Yani bana verir misiniz vermez misiniz bilmiyorum ki. Gel bakalım. Bir teklif yapsam mı acaba? Bilemedim yapacağım. Bir stoper almam lazım Beşiktaş'a ya. Böyle stopersiz olmayacak. 617 bin euro da gayet iyi uygun fiyat. Top kapma 13, 13. Ya bunlar çok 13 ama ya. Kararlılığı var 18 yaşında. Daha gelişir aslında. Filippo Mane kardeşim. Felipe Melo diye okuduk duygu. Güldürdün kardeşim benim. Dur bakalım. 2,5 ver. Taksit. Taksit de ver abi. 2,5. Bir de 50 maç sonra verelim abi. 50 maç sonra da bir 2,5 verelim bence. Sonraki satıştan pay verme. İyi, uygun fiyata gelecek ama potansiyelini görmek lazım. Yayınlar kardeşim. Gün boyu seni izledim. Bugün çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Yine sağlıkla. Var ol Mehmet hocam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ben de bir Beşiktaş kariyerine başlayayım istedim. Sen de bu vesileyle buraya geldin. Ya Bayern'in altyapısında bir topçu vardı. Hiç almadım onu. Bir stoper. Bir bakayım orada mı? İçeride misin evlat diyeyim. O 19'da mıydı? Bayern 2'de miydi? O da önemli. Şöyle bir defansı seçelim bakalım. Stoperlerde kim var? DM, DOS. Ulan Victor Nelson'u B'ye atmışlar. B takım atmışlar herifler. O kadar yok. Yani o kadar mı abi doymuşsunuz, toksunuz yani? Pavlovic de mi almış bunları? Hangi Pavlovic? İyi ya. U19'a bakalım abi. Bayern'e görüntüle diyelim. U19'a bakalım. U19'a falan almış olabilirler onu. Aa buldum. Paul Scholes. Scholes. Aynen bunu arıyordum. 16 yaşındaymış lan daha. Oğlum çok iyi. Özelliklere bak. Çok iyi değil mi?
Meme Şoğlu'nun oğlu mu? Ciddi misin Tencere? Oğlum hiç bilmiyordum ya. Geçen karşılaştım, dedim ne kadar iyi adammış bu. 18 yaşındaki halini gördüm Galatasaray kariyerinde. Ben dedim bunu niye almadım? Adam burada 16 yaşındaymış ya. Alıp geliştirsek müthiş olur da aldığımda hemen bana gelecek mi? Sıkıntı o. Ben bir de bunu Poi School falan diye okudum. Meme Şol diye okudum. Meme Şol'ün olduğunu bilseydim Poi Şol derdim. Niye Mehmet'in oğlunu Türk isim koymamışlar? Anne daha baskın mı çıkmış acaba? Dur bir teklif yapalım bakalım ne diyecekler. Ya 16 yaşındaki çocuk hemen gelmez herhalde değil mi? 18 yaşındayken geliyor hatırladığım kadarıyla. Yanlış mı hatırlıyorum? Mehmet üzgün demiş. Dur bakalım. Şöyle bir teklif yapalım ama yani çok para istiyorlar 16 yaşındaki çocuğa. Gerçi yani potansiyeli çok iyiyse tabii neden olmasın verelim de. Al tamam vereceğim. Ne istiyorsan vereceğim al. Ama orada yine de biz daha iyi bir transferimiz 18'de çıkar bence. Bana da öyle gibi geliyor ya. Kraus diye bir topçu vardı. Şu muydu? Robin Kraus muydu? Orta sahada oynayan abi. Hatırlıyor musunuz nasıl yazılıyordu? Tom Kraus. Kraus. Scholl. Burada. Abi hayvan gibi olmuştu yarı ya. Bunu alamayız orta sahaya. Aynen. Alamayız bunu. Beta ile yazılıyordu aynen hocam. Ya stoper almam lazım benim acilen. O Mehmet Scholl bize vermezler oğlunu. Tamam stoper bakalım biz. İlk kontrol nereden çıktı oğlum? İlk kontrolü at çöpe. Top kapma markaj olsun. Kafa vuruşu da olsaydı olurdu. Armayla bellek çaba baksana ne kadar olmuş abi. Çok değerli olmuş oğlum bunlar. Bunlar ne böyle ya? Yaşı birazcık küçült. 23 yaşına kadar diyelim. Önerilen var mı bize? Oradan da bakalım. Hocam Fenerbahçe kariyerimde kaldırdım. Ama buradaki kariyerde daha kaldıramadık. Abi Gabbiye'ye 3 milyona veriyorlar. Çok ucuz da. Yani Gabbiye'yi daha önceki kariyerlerimizde çok aldık ya. Burada almayalım. Yoksa taş gibi. Yan Bişek. O fişek gibiymiş kardeşim benim. İzleniyormuş da. Böyle topçu severiz abi. Zıplaması var, gücü var. Selamlar Ceyda'cığım, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Top kapma, markaj, kafa vuruş. Beşiktaş kariyerine geldi mi valla? Ama biz bunu almaya çalışmışız, vermemişler ya. Aa, çok kötü. Kaçırdık. Ama Osman Kamara var. Bu ne abi 1.97? Çok şükür Ceyda'cığım, biz de iyiyiz, idare ediyoruz. 20 yaşına ve mutsuz. Hocam yani ben de batıktım da çok zor yerlerden toparladık Dermot'cum. Hoca bu şekil nedir? Çekilin mi abi önümden çekilin. Batu hoş geldin sen de. Yani biraz daha toparlayayım. 8 milyon falan bütçem var. Bir stoper falan alıp bitirmeye çalışacağım transferi. Belki bir hücum oyuncusu falan da alabilirim. Para bulursam. Adam satarsam. Bir kalecim falan satmak istiyorum. Okutmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Buradan bir verelim ya. Sonraki satıştan pay verme. Jaka Biol abi taksitle gir. Bir bakayım Dermutçum ya. Ya şunu düşelim oğlum. Bizde o kadar para yok. Beşiktaş'ız biz. Biz menemen yiyoruz abi. Tamam iki vereyim hadi. Lan ne ölücüsünüz lan. Tamam ah. Jaka'ya bakayım kral ya. Nasılmış? Udinese'de. Ay, ay ama top kapması düşük. Yani top kapması da artan bir şey değil ki paşa. İyiymiş aslında. Kardeşim de. Yani top kapması 12 bu oğlum. Abi 12 kurtarır. Ligi kurtardı diyelim. Oğlum bak sana güvenip alırım. Şampiyon olamazsam senden bilirim bu sene. Haberin olsun. Şampiyonlar Ligi de kurtarıyor. Vallahi fena oynuyor abi demiş. Oynamazsa senden bileceğim. Hoca. Dur bakalım. Galatasaray'da canavar. Oğlum kadrosu iyidir Galatasaray'ın. Ondan olmasın. Tamam. Ne istiyor talep? Lan sana yazarım da oğlum. Şampiyonluğu verirsem nereye yazacağım yani? Cimen mi bu şikayet edeyim?
Yatsam mı olacak? İşten geçmiş olacak. 1,5. Jonathan As yani sen böyle bir orta saha var çok deli gelişiyor. Kral bakayım hemen Mehmet Hoca. Ya bana bir stoper falan söyleseniz daha iyi olur hani uygun fiyata. Deli gibi topçu. Lan Papetti'yi bu kariyerde hiç almadım. Papetti'ye falan mı girsek abi? Ligde giydiği maç başı forma. 50 bin Euro'dan. Ulan çok verdi. 10 bin Euro buradan. Biraz fazla oldu sanki. Şöyle verelim hoca. Paşam bana bir kıyak geçin be. Beşiktaş'ız biz. Paramız yok. Tamam böyle ödeyelim. Serdar'ı hayatta almam ben. Hoş geldin. Sefalar getirdin kardeşim. Ulan Batuhan bana laf yapmıştı. Stolo'yu mu al, bana sattın, kakaladın, iteledin diye. Acaba Stolo'yu alıp hayvan gibi oynatsam mı ya? Paolo Eduardo var. Yok Türkçe top sınır var tabii ki abi. Yamalamadım hiçbir şey. Yani sınır var. Oğlum bu da iyiymiş. Brezilyalı 21 yaşında. Bunun soğuk kanlı yok. Bu çok top kaptır. Bana kilitledin leş gibi oynuyordu bak Stolo'yu. Yok abi neresi balon ya? Stolo'yu alsam var taş gibi yaparım ben. Abi Stolo'ya leş diyorlar yazıklar. Abdülkerim Bardakçı'yı ah alırım abi. Kusura bakmayın da. Bak, annem içeride beni kötü kötü konuşturmayın. Yani Abdülkerim çok kötü abi oyunda. Yani. O yüzden almam. Maalesef beğenmiyorum. Eyvallah Alpercim hoş geldin. Stolo'ya da bir teklif yapalım bakalım. Stolo ne diyecekler? Stolo'yu bu oyunda daha kullanmak nasip olmadı. FM23'te. Tamam 2 milyon da sonraki satıştan. Şöyle bir. Ya oğlum param yok Stolo. Stolo'yu verin işte uygun fiyata. Param yok. Ya abi ne kadar ölücü bunlar ya. Ya ne kadar gözünüz açık ya. Şu yabancı sınır ne aptalca bir şey. Ya işte inşallah bitecek abi inşallah. Hepimiz şikayet ede ede bitireceğiz yani. Halkın önüne kimse geçemez beyler. Halı sahadan geldi geciktik biraz. Canın sağ olsun Alper'cim ne demek? Nasıl geçti? Vurduğun gol oldu mu bakayım anlat. Danilo'ya da mı baksak ya? Bu da iyi oğlum. İki ayağı da var. Oo İtalya'da iyi oynamış bak. Avusturyalı. Oğlum iki ayağı var. İki yerden oynatırım. Yabancı sınırını kaldırdım ben dayanamadım demiş. Valla iyi yapmışsın hocam. Ben hala dayanmaya çalışıyorum. Verdik hakkını hocam demiş. Oy. Ne verdin oğlum? Dur bakalım. 2 milyon ver. Taksit. Taksit verdik zaten. 50 maç sonra. 2,5 da buradan vereyim hadi. Beşiktaş'ız biz. Bizde para yok beyler. Abi bu nedir ya? Ardacım hoş geldin. 1 milyon. Milli takım açısından nasıl daha iyi olur abi? O zaman Türk futbolcuların kalitesi artar ve yurt dışına satılırlar rahat bir şekilde. O zaman milli takımda da daha rahat oynar oyuncular. Yabancı sınırı 14'ken yani fazlayken yabancı sınırı. Fatih Hoca döneminde en büyük satışı o zaman yaptı. İşte Çağlarlar, Melihler o zaman gitti abi yurt dışına. O zaman milli takımda oyuncu yetişti. Yirmi maç sonra diyelim. Bunu da 50 maç sonra diyelim madem. Hadi madem vereceğiz. Madem gireceğiz o işe hadi bakalım. Ya tabii ki Fatih Hocam yazar. Abi yabancı sınırı serbestken çok fazla futbolcu gitti ya. Şimdi ismini direkt söyleyemem belki bütün oyuncuların ama yani acayip fazla futbolcu gitti abi. Mane. Benle görüşmek istiyor. Gel görüşelim. Bebek. Aa. Ne kadar vermişiz abi? 8,75'e çıkabilirmiş bedel. 18 yaşında İtalyan. Bir raporu gelsin. Görüşelim ama raporu gelsin. Kamara ne kadar çıkıyor? 8'e çıkıyor. Bijol ne kadar çıkıyor? 5,75'e. Ya Bijol 5,75'e çıkıyor. Ulan kafası çok fenaymış. Bunun var ya bütün topları kafasına keserim ha. He çok gitti demek istemiş Mehmet Hoca. Okey hocam pardon. Ya, alıyorum bak bu Bijol'ü. Patlarsa senden bileceğim hoca. Standart stoper oynamak istiyormuş. Boş ver sen. Senin oynamak istediğin değil. Benim seni oynattığım önemli paşa. Gel bakalım. 1,49 verdim delikanlı. 500 bin de imza parası. Ayrını gör hadi. Tamam. Şampiyonlar Ligi'ne de bir kalırsak. Şampiyonlar Ligi'ne alırsak al abi parayı. Abi ikili forvet oynuyorum. Hoylunu ne olarak oynatayım? Çalışkan oynat ya da yaratıcı oynat. Küçük efsancım hoş geldin bu arada.
Bayağı para. Beşiktaş'ız oğlum biz biraz. Beşiktaş bu sene şampiyon abi, banko. Olamazsam istifa ederim. O kadar net Ceyda Hoca. Eğer bizim önemli maçlarımızda burada bulunmazsan inşallah Allah'ın izniyle şampiyonuz. Biyol'ün top kapması gelişti bende bu arada 13 oldu. Çok olmuş oğlum 12'ydi zaten yani. Kaç sene oynattın da 13 oldu. Ya Ceyda Hoca çalışıyor abi. Paşam çok paramız yok bizim. Beşiktaş'ız diyorum oğlum. Menemen yiyoruz. Süper Lig şampiyonu olursak da 300 bin euro daha vereyim. Daha da çalışmaz. Aleykümselam Rüzgar'cığım. Tekrardan hoş geldin. Afiyet olsun. Danilius ne istiyor abi? Bir de Danilius ne kadar mal? Ulan Danilius 15'e mal olacak. Bunu iptal ettim abi. Beşiktaş'ın parasını har vurup ya da hor vurup harman savuramayız abi. Bunu 8'e mal edeceğiz. Bunu 8.75. Bu 18 yaşında. Kamara kaç yaşında? Abi o kadar çok paramız yok ki Beşiktaş'ta. Sürekli hesap kitap yapıyorum. Kamara mı Mane mi? Bir kıyaslayalım bakayım. Kamarayla kıyaslayalım abi. Abi 18 yaşındaki Mane şu an daha iyi duruyor ve potansiyeli varsa direkt Mane yani. Hemen. Bir tane daha stoper alalım. Fenerbahçe olsa para bul istediğini aldı. Öyle abi. Fenerbahçe'de paramız buldu. Ya serbest kalan maddesi koydurmasan çok iyi olacak be paşam. Dur şunu şöyle bir kırmızı işaretleyelim tik. Oo eyvallah Berkecim sağ ol, sen nasılsın? Aleykümselam. Bayağıdır yoktun aynen. Buradan biraz para verelim. Valla Beşiktaş'ta işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Berkecim. Biraz ticaret yapıyoruz. Gel sen de katıl. Maaşını arttırmam. Ama Şampiyonlar Ligi'nde veya konferansta neyse artık. Başarılı olursak al abi 500 bin euro. Ulan çok verdim. Bir dakika. Bu çocuk genç çocuk daha alışmasın böyle paraya. Kral selam. Hasbet aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Bir takibini alırım. Aa satış bedelinden pay istemek ne haddin lan senin? Eşşi olacak. Tamam madem öyle serbest kalan maddelerini de koyduracağım. Arttırıyorum. Haberin olsun. Tamam buradan 200 bin euro daha verdim. Tamam bunu da arttırıyorum o zaman. Tamam 20 yaptım. Serbest kalan maddesini de bahaneyle arttırıyorum. Bunu da arttırdım. Al abi. Güzel. Oraya kırmızı madde ekledik ki ondan oldu abi. Bunu da 150 bin euro yaptım. İmzayı at artık hadi. Bizi de oyalama. Güzel. Ya Mane'nin raporuna bir bakacağım. Ona göre kameraya alır mıyız? Maaş talebi de düşükmüş kameranın be. Ulan çok düşükmüş maaş talebi ya. Buna da bir maaş önerelim de. Potansiyellere göre karar vereceğiz beyler. Tamam. 200 bin euro hiçbir şey değil oğlum bu arada ya. Al 100 bin de imza parası. Al. Lazım olur. Genç adamsın. Genç adamsın lazım olur. Tamam 2026'ya kadar olsun hadi. Ya moderatörlerim çalışıyor ya. Teşekkür ederiz. Formula 1'e mi sardın? Formula 1 22 çıktı değil mi? Biraz pahalıydı sanki almadım o yüzden. Stolo'ya teklifler. Ulan ben de teklif yaptım. Benimkine niye cevap vermediniz? Bişkole 6 milyon euro. Ulan ben de verdim Bişkole. Al şu 200 bini bugüne verirken git diyor bak. Stolo'ya ben de teklif yaptım. İshak Toure. Aa İshak Toure'yi almışız bak kiralık. Yani ertelesek mi? Servis imza parası, servis kalan maddesi var mı? Ya Halil Umut Meler her şeye kırmızı veriyor sorma ya. Ya potansiyeli yüksek çıkmış da. Top kapması falan gelişmez, hızı gelişmez gibi ya. Anamızı ağlatır. Erteliyorum. Tamam. Benedict Gimba. Yani paşam bu da iyiymiş aslında yaşına göre. Zihinseli var. Bir tık ağır. Özellikleri iyiymiş ama. Ya bu bile olur biliyor musun Beşiktaş'a da. Kalsınlar abi ya. Ya ne yapayım abi? Nescafe'de mi içmek? Ne içsin bu millet? Aha Stolo'yu veriyorlar. Ne kadar abi? Nelson iş görür. Hızını arttırabilirsin orada Nelson'un. Artıyor Dermot. Ama tabii iyi fiyata satıp yerine daha uygun güzel bir stoper çekebilirsin. Elimde su da var oğlum yanımda. Tam 6-8'e kadar mal oluyor. Stolo gayet uyguna geliyor bu arada. Bak Stolo'yu çekebilirsin mesela daha uyguna.
Serbest kalan maddesi yok. Bu yok. Şimdi bak ben sana bu maaş vereceğim paşam. Ama Stolo'ya herkesten teklif var değil mi? Yo, bizden teklif gelmiş sadece. Tam Stolo'yu alalım ya. Boş ver. Stoper oynatırım ben bu paşayı. Tamam ya. Diğerlerini iptal et. Bir genç adam kalsın. Bir çocuk adam. Bir sektörü boş ver. Yürü git abi. Poyskol. İptal oldum paşam. Kamara'yı da iptal ettik. 8 milyona ah veririm. Bir şöyle bir bakacağım. Tamam, Stolun için bir şey ne yapacağım. Hocam GTA 5 alacağım. Oğlum GTA 5 zamanında bedavaya dağıttılar. Niye satın alıyorsun? Vardır yani uygun fiyata. Oğlum daha fazla maaş veremiyor muyum ben bu çocuğa? Tamam, 500 bin euro fazladan mı vereyim madem öyle? Satış bedelinden pay veremem. Burada bedavaya dağıtmışlardı. Bir de şimdi alabilirsin orada. Marcos ya neredeyse satamadım. Ya saçma sapan tipler geliyor. 28'e ben aldım. Zaten adam şampiyonu 30'u veriyorlar adam. Abi red diyeceksin. Merak etme. Transfer döneminin sonuna doğru iyi teklif gelir. Reddet. Mehmet Hoca Galatasaray kariyerini save dosyasına atabilirim hocam. Problem değil. Ben oyunlarımı save dosyadan atıyorum hoca. Merak etmeyin. İsteyen varsa Discord'dan yazsın bana şahsen. İşim bitince atarım. Yayın falan bitince atarım. Abi ben nasıl alacağım bu adamı? Para yok. Sözleşme veremiyoruz millet. Maaş birisini de çekemiyorum. O olsun. Abi Stolo'ya nereden para üreteceğiz de vereceğiz şimdi biz? Yani başlayalım görüşmeye de. Sanki görüşmemiz hayra geçmeyecek ya. Okey, Süper Lig'de kalma primi de vereyim. Hani eften püften para vermeye çalışıyorum çocuğa imza atsın diye. 2 milyon euro mu istiyor? Yuh! Oğlum para yok ki ya. Zayıf satılır mı? Satılır. Ben nereden bulacağım bu parayı? Ya burada sözleşmelerden birini daha iptal etmem lazım. Beyler Bijol'u iptal ediyorum ya. Zaten teklif geldi başka kulüplerden. Beşiktaş'a gelmez bu adam. Stuttgart falan teklif yapmış. Bu Beşiktaş'a imza atmaz abi. Bijol'u iptal ettim. Gelirse bu genç çocuk gelsin. Bir de Stolo'yu alabiliyorsam ona bir sözleşme önermeye çalışayım bakayım şimdi. Diğerinin sözleşmesini iptal ettim görüşmesini. Artık arttırabileyim ne olur he. Tam 1.75 verdim paşam. Bayağı para verdim. Al 1 milyon euro da imza parası. Çok verdim ama iyi adam abi. Rahat ederiz. Gel paşam. Oh güzel imza attı. Ulan atmayacak diye ödüm bokuma karıştı. Ayıptır söylemesi. Biraz hoş olmadı Ceyda'cığım. Kusura bakma da yani. Bir tık korktum. Ay. Beşiktaş'ta hesap kitap yaparken sıcakladım abi ya. Çok zor. Beşiktaşlılık çok zor. Lan keşke Beşiktaş forması giyip çıksaydım maça. Kariyere. Ortega Beşiktaş'a kiralık gidiyor. Yani. Opsiyon koydurmuş muyduk? 1.4 opsiyon bedeli. Çok uygun ya opsiyon bedeli. Tam kabul ettim ya. Bizim sol bekimiz var mıydı? Mert Müldür vardı bir. Caner var hani. Saçma sapan. Gel lan çocuk adam. Al uygun fiyata kiraladık. Para değil. Ben Galatasaraylıyım kral. Ama hani Fenerbahçe ile oynarken Fenerbahçeliyiz. Beşiktaş'la oynarken Beşiktaşlıyız. Trabzon'la oynarken de yine Trabzonluyuz abi. Yani takımımız yok bizim abi. Biraz Mehmet Topuz gibiyiz biraz. Filippo Mane geliyor abi. Oo, direkt bizi tercih etti eleman. Oğlum potansiyelim belli olsaydı hemen gelmeseydim be. Oynayacağız. Beşiktaş kale çok sarmıyor. Sevi Avrupa Ligleri yok. Tek Süper Lig var. Ne alakası var oğlum? Ben de şu Avrupa'ya gideceğim yani. Abi giyinirken bize seksi vücudunu göstersene. Rüzgarcığım yine timeout hak ediyorsun ama bakalım. Hadi bakalım. Bakalım ne zaman. Çocuğun niye raporu gelmedi hala bana? Ertelettim abi. Bekleriz iyi gel demiş bir de. Yazıklar olsun. Ceyda Hoca'yı da üstümü değiştirmek olsun. Beşiktaş kadrosu belli oluyor. Yani daha bir şey belli değil ama. Otomatik seç. Var mı kadroya kaydedilmeyen? Yok. Tamam, diğerleri U21'den zaten ekleniyor. Bir kadrodaki eksiklere şöyle bakalım abi ya. Tamam burada sağda Şeldorp, solda Şeldorp, sağda Abdülkadir var ama
Yedekte kanat yedeğim yok gibi ya. Bir Bodoy var. O da kanat değil yani adam. Orta saha. Ya Rıdvan keşke gelse de Rıdvan gelmez ki bana abi. Gelir mi sizce? Yani kiralamaya çalışalım. Ama gelmez yani. Bana bir tane sağ açık lazım. Bir tane de sol açık lazım yedek. Rıdvan'ı da bu arada bakayım abi. Gelse keşke yani. Yani oynatmamışlarsa geçen sene. 32 maç oynamış abi. Sittin sene vermezler. Verirler mi abi? Yani paramı bassam zaten Rıdvan da gelmek istemez. Yani. Aa istiyor. Abi ağzıma tıkıyorlar lafları. Bakayım ne diyecekler. Ama para yok ki. Yani borç üzerine alacağız abi birazcık. Ne kadar verebiliriz ki? Abi kaleye Altay almam. Yeter Altay'la oynadığım ya. Yazıklar olsun ona. Allah bildiği gibi yapsın onu. Ersin'i kiralık göndermiştim en son. Bir daha gelecek herhalde daha. Yok abi para veremem bu kadar ya. Biz sol bek aldık yeter. Kiraladık. Uğurcan'a bakayım ya. Ajax'a gitmiş ki herif. Oynatmıyorsanız ben alayım kiralayayım Paşa'yı. Heh, olmaz mı? Yok abi. Abi Türk kalecimiz yok. Hedl var kalede. Mutluyuz. Mesuduz. Olmadı göndereceğiz. Bir kiralık. Kiralık nereden çıktı? Bir ulan UEFA maçına mı gidiyoruz? Ulan hazırlık maçıymış. Ulan bir an UEFA sandım. Benim UEFA ne zaman abi? Konferans Ligi. Aa hazırlık maçından hemen sonra. Ha bir hafta sonra. O zaman az kadro çıkalım. Arda Güler bende kiralıktı hoca. Vermiyorlar. Keşke verseler alırdım. Baksana stoperde Necip oynatıyoruz abi. Şaka gibi ya. Hakikaten şaka gibi. Diğer ne zaman geliyor acaba ya? Stoper eksiğim çok bariz ya. Mecburen Necip oynuyor abi herif. Şey gibi herif ya. Bir tane de sağ bek mi almam lazım benim? Sağ bek var mı başka? Mert var ama yani sol bek değil yani herif zaten. Oğlum bende stoper yok. Büfier var işte. Milli takımda. Şimdi almaya çalışıyoruz işte iki tane stoper. Yok takımda. İnşallah yetişir. Şey maçına. Necip oynuyor abi. Düşünebiliyor musunuz? Takım planına sadık kal. Bir hazırlık maçını izleyelim. Çocuğu hemen alacağım ya yetiştirebilirsem. Borussia Dortmund'u direkt alacağım herhalde. Diğerleri yetişmeyecek hemen gibi elemelere. Yani Necip'i oynatmak için ne yaptık abi? Necip'i ben bu arada kaç kere satmaya çalıştım da gitmedi herif ya. Kurtulamadım heriften. Bir gol at bakayım onu. Oğlum bilmiyor muyum? Ben hiç oynatmadım zaten geçen senelerde. Şimdi hazırlık maçında oynuyor. Daha stoper gelmediği için. Necip'le çıkar mıyım ben ligi abi? Allah muhafaza. Aferin lan Oğuz. Ama Göztepe yani rakip hani. Ben bu sene forvetlerimi merak ediyorum. Orta sahada Kartal Kayran'ın performansını merak ediyorum. Yeni alacağım stoperlerimi merak edeceğim. Bir de kalecime iyi fiyat gelirse onu satıp yerine uygun fiyata bir kaleci çekip onun performansını merak edeceğim abi. Pas atsana abi bu mu şerif? Lan pas atsana eşşoğlu eşek. Sence alabilir miyim abi? Tabii ki alamam. Ya, tüm Beşiktaş kadrosu 100 milyon euro etmez abi şu an maalesef. Ya, ileride de belki ilerleyen dönemde forvetlerin 50-60 milyon euro eder de tanesi. Ama şu an için etmez gibi duruyor. Gerçi Belco geçen sene lig kral, gol kralıydı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Pastı pastı pastı. Çok güzel. Ah be kardeşim. Ben şu aslanım benim. Kaçıncı bitirdik geçen sezon ligi? Kral aslında şey vermek istemiyorum ama ikinci bitirebildik maalesef. Hoş geldin Tresya. Merak etme hocam seninle Fenerli yaparız biz demiş. Yani bilmiyorum hayırlısı. Şu stoperleri görüyorsunuz değil mi? Göztepe'den gol yedirtiyorlar bize. Kartal Kayra. Sen rotasyonu paşam benim.
Bence attım. Aa. Bence o geçen sene 35 tane attı herhalde, değil mi? Bakayım. Bayağı da geliştirdik herif ha. Abi 4 milyon aldım. Ligde 30 tane atmış. 7 asist yapmış. Toplamda 33 tane atmış. 7 asist yapmış. 7 kere maçın adamı olmuş. Abi hayvan gibi performans almışız. Bir de adamı ne kadar satın almışım? 4 milyon euroya. Şu an ne kadar abi değeri? 13 ama bu 50-60'a gider yani. Pedro bende 32 attı. Aldı adam şimdi. Abi atar yani Pedro. Ha, geçmiş olsun. 5 milyon euro maaş alıyor abi Pedro. O yüzden satardım yani ben olsam. Başım nasıl paslar atıyorsunuz ya? Geçti ondan memnunum da uzun dönem sakatlandı zaten, o yüzden şampiyonluk verdik. Bir de Arda Güler'in Fenerbahçe maçında penaltı kaçırması sayesinde kiralıktı bende Arda. Onun yüzünden şampiyonluk verdik abi geçen sene. YouTube'da kariyerimizin videoları var, izleyebilirsiniz. Aferin Bercu. Şu yorulanları falan çıkartayım da bir çocukları dinlendireyim abi. Semih gel abi ya. Bercu'yu da çıkartalım. Oylund gel abi. Mert Müldür yorulmuş paşam. Ortega gel bak. Ortega yorgunmuş. Caner alayım. Ya Tayyip Sakat, onu alamayacağım. Ersin'i kale yedeğini alın. Ersin'i ben kiralık göndermiştim. Bak dönmüş. Dinlendireceğim bir Mehmet var abi. Onu nereye dinlendireceğiz bilmiyorum. Ya Berk gel abi, bir şey olmaz. Ya Getson bile oynar orada. Gel abi Getson. Gel abi sen de Emrecan yerine. Herkesi dinlendir gel. Bir Masengo dinlenmedi. Oraya da Bodo'yu alalım abi. İki önlü de şans tanınca 3 seneye bayağı iyi duruma geliyor hocam demiş. Getson mu? Getson iki önlü de. Savaşçı orta sahada. Yani orta sahanın her mevkisinde, hatta sağ bekte bile verim veriyor ve 7 üzerinde oynuyor yani. Herif. Acayip ya. Simüle edelim artık hazırlık maçını. Değişiklikler olsun. Getson her türlü Alper Hoca. Ya Caner, ya abi stoperlerim gelecek zaten ya. O yüzden hazırlık maç olduğu için çok koymuyor şu an. Stopersiz oynamak çok koymuyor şu an için. Tamam, soyunma odası. Aferin beyler. Simüle tam maçı. Bir elemelere gidelim bakalım. Ya da eleme mi? Direkt lig maçına mı başlıyoruz? Belli olsun. Ön eleme galiba. 5 tane atmıştı, güzel. Abi şu transferlerden bir tanesini bitirelim direkt ya. Yoksa stopersiz kalacağız. Onay isteyelim abi buna. Neyse verelim abi parası. Rapor da gelmedi ama Allah'a emanet. İnşallah. Ya zannetmiyorum kötü olacağını ya. Şu özelliklerde 18 yaşında şu özellikler bile yeter. Gelişirse bir de daha hayvan olur yani. Potansiyelini görmedik çünkü gözlemcimiz yok doğru düzgün Beşiktaş'ta. Gelmedi hızlı bir şekilde. Alalım abi, kötü çıkmaz ya. Zannetmiyorum Borussia Dortmund'dan altyapısı. Potansiyel bak yine iyi çıktı abi. İyi, iyi güzel çıktı potansiyel. Fena değil. Yani 4 yıldız tam çıksaydı daha iyi olurdu. Bu da fena değil yani. Adam daha 2 yıldız gelişecek gözük. Neredeyse 2 yıldız. Hani 1,5, 1 yıldız kesin. Bakayım şu özelliklerine. Abi her türlü oynar ya şu an. Oo. Paşam pasör stoper oynatacağım. Bir tane pasör stoperim oldu sonunda ya. Oo Gençen, hoş geldin Mehmet Hoca. Ne yapıyorsun ya? Ver abi pas. Ya pas değil de yo, defansif pozisyon alma çalıştıralım. Gel paşam, iki kat yoğunluk. 18 yaşındasın sen, köpek gibi gelişen abi. Deli gibi geliştirmem lazım seni. Oynadığım mevki pasör stoper oynatacağım ben seni. Defansif merkezde pasör, savunma da oynatacağım paşam. Ulan antrenör bile yok takımda parasızlıktan ya. Hoca nelerdesin ya Mehmet Hoca? Seni hiç göremiyorum bu aralar. Ya da şöyle sorayım. Lig yapsak geliyor musun hoca? PTT kariyer gelmez mi? Gelecek. Sakarya'yla açmak istiyorum ama sizin bir öneriniz var mı bilmiyorum. Masengo'ya teklif. Abi peşin verirseniz satacağım herifi. Vermezseniz oynatacağım herifi yani. Kalacak bende. Ne kadar aldım ben? 5'e aldım. Hani 6'ya satarım. Piyasası olsun. Bak 11 piyasası varmış zaten herif. Heatalks buca kariyeri çok keyif. İnşallah bizim de keyifli olur hocam ya. Bir bakalım. Ya tabii Heatalks kadar olamaz Hasan Hoca kadar da. Dur bakalım. 11 buçuğa deneyelim bakalım satabileceğiz mi?
Ya çok çile çekiyordur yani muhtemelen. Bunca da. Abi Sakaryaspor kariyeri almaya da korkuyorum. Sakaryaspor'un başkanının adı Cumhur abi. Bir şey yapsak ya Cumhurbaşkanı falan diyoruz abi. Orada sıkıntıya giriyoruz yani. Sonra Cimer Mimer yazıyorlar chatte. Sıkıntı oluyor abi, korkuyorum. Geçen sene bunu çok yaşadık. Masaya göre teklif. Gelecek abi teklif. Arjantin. Arjantin'i gözlem... Ulan gözlemcim yok ki. Neyle gözlemleteceğim ben? Ne yapacağız? Masör falan mı gönderiyoruz abi? Ne gönderiyoruz? Kulüp çalışanlarını bir aç bakayım. 3 tane gözlemci var kulüpte. Nereye gönderiyoruz abi? Ya gözlemciler de gözlemci değil yani. Bak potansiyel gözlemci 19. Veri analizi 1. Uyumu 11. Hani adam masör abi belli. Hani maçları falan izleyince ya bu çocuk iyi hoca falan çekiyor. O da Arjantin'e falan da gitmez yani. Yalan. Bu gözlemciler abi sözleşmeleri feshetsem daha iyi. Yemin ediyorum daha iyi. Biz bunlarla ne yaşayacağız bilmiyorum ki. Rüzgar Hoca cevap verdi mi bu soruyu 3 kere? Beşiktaş'ta şampiyonluğu kaçırdık dedim ya geçen sene. İkinci olduk. Fenerbahçe birinci oldu. Bende Arda Güler vardı. Fenerbahçe maçında deplasmanda 2-2 idi maç. Penaltı kazandım. Arda penaltı kaçırdı abi. Sidorov hoş geldin. Aynen. Aleykümselam Berk Hoca, sen de hoş geldin. Abi seviyoruz ya. Ya bir de YouTube'dan çok istiyorlar abi. O yüzden yapıyorum. Üç büyükler. Hatta Trabzon'u da çekeceğim fırsat olursa da bir ara vereyim Türkiye Ligi'ne. Müsait bir zamanda Trabzon'da çekerim. Devam. O eyvallah Sidorç'um. Hoş geldin. Kardeşim benim. Bu ne abi? UEFA mı? UEFA Konfederasyon. Sırf o yüzden zaten şey yaptım ya. Adamı hemen stoper aldım erkenden. Ya Ersin yerine Emre'yi alsam daha iyi ya. Ersin'i boş ver salla. Emre'yi mi alsam? Lan bir yıldız gelişir gözüküyor ama. Ya, satarım ben Ersin. Emre daha iyi bundan. Vallahi Emre daha iyi. Bu 1,5 yıldız gelişir gözüküyor abi. Ersin'i sat boş ver. Lan Emre şeyden dolayı kalıyormuş ama ya. Neyse tamam kalsın. 3 tane kaleci olsun bana. Kanalda Trabzonspor'u var mı? Var abi. Mehmet'i niye almadınız lan kadroya? Eşşoğlu eşekler. Necip at abi kadrodan. Mehmet'i al. Necip mümkünse her yerden atacağız abi. Semih U21'den dolayı giriyor. Tamam. Tamam gerisine gerek yok abi. Emre Bilgin de U21'den dolayı giriyor. İnşallah giriyordur yani. U21 yazdığı için hiç kaydetmedim. Giriyordur diye düşünüyorum. Masengo'ya teklif. Yürüyün gidin abi. Marcelo. Aa sol bek geldi lan. Ne kadar imza attı. Marcelo'yu alayım mı abi? Fizik seri çok kötü ama. Benden ne kadar maaş alacak? 600 bin euro maaş alacak ha. Ya tabii mevcut kurallarla oynamak daha iyi olur da. Bazen yabancı sınırı bıktırmıyor değil ama ben de kurallı oynuyorum yani. Yabancı sınırı var bende. Sol bek'e kaçıncı adam mı olacak ya? Caner var. Ya bir şey almayacak ya. Hani kariyeri büyük adamın. Alıp bir duran top falan kullandırırım. Orta açtırırım bazen. Ulan Caner de var aynı işi yapacak. 600 bin euro. Beşiktaş'ımızın parasını çarçur etmeyelim abi. Gerçi 86 bin euro düşecekmiş abi. Bir de maaş vereceğim üstüne sadece. Abi aynı özelliklerde Caner var. Biraz zihinseli daha düzgün diyelim sadece. Boş transfer demiş bak. Fikret de. Eyvallah Fikret hocam. Ya bir bakayım Caner'ime. Valla Caner daha iyi bundan abi. Geç ya. İthalet. 500 bin euro maaş vermeyelim abi. Beşiktaş'ta para yok. Marcelo'yu almıştım ben. İyi paslar attı 3-5 maç. Kral tam iptal ettim yazdım ben. Caner kullanırız abi ya. Erzurumspor kariyeri yapıyorum. Kanat Çopan birinciyim. 3 maç için 500 bin euro verilmez. Vallahi aynen öyle Fikret hocam ya. Katılıyorum ya. Yazıktır abi Beşiktaş'ın parasına. Lan şuradan şey alacaktım bak unuttum.
Bilgisayarın parlaklığını da düşürelim, gözüm alıyor. Zaten para yok Beşiktaş'ta, aynen öyle abi. Kesinlikle katılıyorum. A Tigres Masengo'ya teklif yaptı. Bu parayı alırsınız abi. Dardai. De giyecek don yok, biz Marsilya tanıdık. Ya sorma hoca ya. Oğlum bu stoper de iyiymiş ya. Sol stoper hem de. Uygun fiyata, gerçi maaş çok ister bu çocuk ya. Oğlum bütün özellikler var herifte ya. Her şeyi 13-14. Sol stoper de oynar. Bilal hocam hoş geldin. Sefalar getirdin hocam. Abi Mordoğlu nasıl? Bir bakayım kral. Bu arada iki tane Berkay var şu an. Berkay 06-25, Berkay Bey 23. Barcı diye bir oyuncu var hocam, bakar mısın? Kanat. Zaten kanata o ihtiyacımız var. Bir bakalım hocam. Şu stoper transferlerini bitiremedim ki. Gel buna imza at. Aa, senin körü. Bir de sonraki satıştan para istiyor. Dur bir dakika. Bu çocuğu satacaklar ya. Dardai'yi. Paşam bak, 1 milyon vereceğim. 1 milyon 50 maç sonra 1 milyon da taksitle sonraki satıştan pay alma. Tamam, şu taksiti biraz indirelim. Ne dersin? Geri alma bedeli ne abi? Yürü git. Şunu arttırayım, al ver yani. Heh. Bir de adam hani ne olur ne olmaz diye geri alma bedeli koyuyor abi, şaka gibi. Jonathan az. Yani sen buna bir bakar mısın kardeşim, orta saha? Hocam orta saha ihtiyacım yok ya. İyidir muhtemelen de orta saha ihtiyacım yok. Hani ihtiyacı olan mevkilere söylerseniz öyle bakalım. Ama iyiymiş hani, dediğiniz gibi varmış yani, bir gözlemletelim. Hemen Barcı'ya bakalım abi, Barcı'ya. Ay canavar olmuş iyice paşam. Daha dur bismillah ya. Ulan alsam bir sağ kanatta da barcım olsa, bir tane kanada ihtiyacımız var zaten. Ama gelmek istemiyor ki. Neyse, takip sitemizde kalsın abi. Bir senede ne olmuş herif ya? 105 metre olsun ya sağ. Abi kulüp çalışanı bile alamıyoruz ki. Antrenör yok. Hiçbir şey yok takımda ya. İlan ver. Antrenörlük ilanı verelim bakalım. İyi bir hoca çıkacak mı abi? Kiralık oyuncu sorumlusu ilanı verelim. Oyuncu analisti ilanı verelim. Bir arttıralım abi şeylere. Antrenörlü gelişim sorumlusu ilanı verelim. İyi birileri çıkarsa belki alırız. Asistan menajer ilanı. Ya Beşiktaş'ta o kadar para yok ki abi. Bunların hiçbirini alamadım ilk sezon. Biliyor musunuz? Hiç bakamadım yani. Bunlara da muhtemelen maaş veremiyoruz abi. Felix Agu vardı ama sol bek aldım hocam. Kaan'a bakacaktık. Sol bek aldım Fikret hocam. Kanat bakıyorum. Beşiktaş'a gelecek kanat bulursanız. Kaan Morda. Kaan Mor çıkmadı hocam. Tam ilanları verdim. Dardai. Oğlum 3 milyona baya uygun. Biraz da maaşı düşük isterse dadından yenmez. Biraz maaşını düşük iste be paşam. Bir de çok her şeyden istiyor paşam. Yani o ne abi? Yani para yok ki bizde. Adam satmam lazım. Ya da maaş bütçesine yer vereceğim buradan böyle. Dur bakalım. Paşam al 500 bin euro imza parası. Gel bize sen. Emircan Güllük. Ya Emircan geçen oyunda daha iyiydi bu hoca. Akesiz. Prusyan tarzı adı olan bir sol kanat vardı. Adını tam bilmiyorum şu an. Kapalı, oyun kapalı olduğu için. Hocam bize o adamın adı lazım ya. Ben de hatırlayamam böyle. Emircan'ı bu oyunda beğenmedim beyler ya. Geçen oyunda daha iyiydi herif. Öf, ekranın sol altı patlıyor. Nasıl yani? Çakito nasıl kral? Şu an patlamıyor bende. Furkan Balaban. Aryun İbrahimovic. Aa, İbrahimovic var. Aynen. Ama onun değeri patlıdır ya. Işık vuruyor suratıma demiş. He, pardon. Benimle alakalı zannettim abi. Aryun. İbrahimovic. Ulan Bayern ikisinde de herkes var abi be. Ya bunları ancak kiralayabiliriz abi. Bunlara paramız yetmez. O kiralık da çok pahalı ya. Aylık 240 ne abi?
Vargas da pahalı olmaz mı hocam? Oğlum Stolo geliyor bana. Tamam abi Stolo'yu alalım ya. Karizmandan diyor hoca. Ay pardon oğlum hiç anlayamadım bile ya. İdrak edemedim oğlum. Beşiktaş'a o kadar konsantre olmuş mu beyler bak. Böyle bir hoca bulamazsınız ya. Görüşürüz Rüzgar'cığım. Canın sağ olsun abi ne demek. Hızlandırılmış dil kursu. Kirada çok pahalı. Çok para istiyorlar abi aylık. Antrenörüm yok. Ahmet Nur Çebi. Ya yazıklar olsun Ahmet Nur Çebi ya. Aa, Postikon çok iyi çıktı ya herifin. Keşke kiralasalar. Kiralık listesine değil. Ya ben bunu ekleyeyim abi şeye de. Bu çocuğu bir önümüzdeki senelerde alırız. Ofansif orta saha ararsan Sergen Official hoş geldin kral. Serie B'de oynayan çok güzel bir ofansif orta saha var. Mati Aramu. Bir takibini alırız kral. Bakayım ama ofansif orta sahada aramıyordum ya kral en son. Bir bakayım ama. Mattia Aramu. Kral 28 yaşına gelmiş. Daha iyisini buluruz bundan be. Bu fiyatlara daha iyisini buluruz. Eğer bulursak tabii para. Elanga'ya bir bakalım ya. Elanga ne kadar değerli? Garnacho'ya bakalım. Çok mantıklı ama çok pahalı bunlar. Belki kiralanabilir ama. 110 euro para değil bu arada. Bizi... Hızımızı var da başka hiçbir şey yok herifte. Selamlar Reyna, hoş geldin kral. Kierkegaard'ı biliyor musun? Biliyorum abi. Artık beni sarmıyor be hoca. Beni aynı döngü 2000'den sonra full skip ne yapacağım demiş. Sen misin kral? Farklı bir takıma geç. Farklı bir kariyere geç. Renato Sanchez. Abi Renato Sanchez nasıl alayım be? Ria Bey. Villarreal kariyeri keyifli olur demiş. Olabilir hocam. United'den birilerini alabilir miyim ya? Hızlı iş yapıyordu demiş. Ya yapar da abi ne bileyim. Onun yerine hani daha iyisini bulabiliriz bence. Ve hani satın alabileceğimiz belki adam çıkabilir. Jeremy Pino'yu nasıl alalım abi Beşiktaş'a Berk Hoca? Elise bak bakalım hocam. Elis'in değeri neydi ki? Pino'yu nasıl alacağız? Pino'yu ben Premier Lig'e alamıyorum abi. Hocam herif iyiymiş ha. Ama biraz pahalı. Ya baksana şeyden daha iyi herif. Ne yapmış geçen sene? 12 gol 7 asist ne lan? Fransa'da bir de. Gelmek de istiyor. Oğlum çok iyiymiş. Abi herif iyiymiş. Ben beğendim ya. En iyi kariyer önerisi Sheffield United demiş hocam. Para yok ki takımda ama nasıl vereceğim? Aman abi Atiba demeyin bana. Gözünüzü seveyim. Elim ayağım titriyor abi. Onu gönderene kadar anam ağladı Beşiktaş'ta. Abi 2 milyon vereyim. Para yok başka. Beyler rica ediyorum. Tamam 50 maç sonra da 500 bin euro vereyim ya. Al. Gyökeres'e bakabilir misin? Bakayım kral. Ay. Bir raporu gelsin bunda. Jorge de Frutos. Bakalım hocam. Leipzig'te hocam bunu alamayız hocam. Pejinovic'i severim de forvet değil mi hocam o? Hocam Atiba'yı göndermeyeceksen kimi göndereceğim? Gözünü seveyim. Abi 2.62 maaş ne ya? Para yok ya. Yok abi alamayız. İyi adammış ama alamam yani. Maaş yok. Para yok. Adam satmam lazım galiba bundan sonra beyler. Kondim hoş geldin. Kral Discord özelime tabii ki bakarım da şu an yayındayken biraz zor oluyor ya. Dur bakayım. Yani yayından sonra bakabilirim ancak kral. Zaten şeye gelmiş. İstek olarak gelmiş. Olur mu? Uygun olduğunda. Tamam uygun olduğunda ise sıkıntı yok. Kura çekimi. Kanatta da oynuyor Pejinovic. Okey. Kura çekimi izlerim abi. Eyvallah hocam. Başlayalım abi. Oo, bu kura çekimi bitmez abi. Hızı 3. seviyeye aldım abi. Oğlum bu nasıl bir kura çekimi? Allah ne yapmasın? Bitmeyen kura yapmışlar. Başlat kendin. Ulan 3 almadık mı? Güzel bir oyun öner de FM'yi bırakayım. Futbol Menajer 2023 abi. Pembe iyidir. Sağ bek abi o. Eyvallah kombinicim. CM 2003 önereyim abi. Ya bitir hoca tamam. Kurayı bitir ya. Uğraştırmayın beyler. Kimle eşleştik söylesinler.
Yok abi artmıyor. Süper Lig'de hiçbir para artmıyor abi. Gitgide düşüyor. Dolar yükseldiği için. Masengo'yu bu fiyatı vermem abi. Hocam kesin alırsın konferansı. Ben ilk sezonu rahat rahat çözdüm Beşiktaş'la. İnşallah da Weghorst falan yok yani. İnşallah diyelim. Yani sağlam bir takımla eşleşmezsek kötü bir takım bir de bir takımın oturması lazım. Mesela ilk başta elenmememiz lazım falan. Onlar da var. Bakalım hayırlısı. Tayyip geldi. Stolo'nun lisansı yok be. Ekleyemiyoruz mu? Ya mesela birini çıkartsam bir an. Stolo'yu eklesem. Seçili onaylı diyemiyorum. Tam bir kurt. Hoş geldin kral. Teşekkür ederiz takip için. Yani mecburen Tayyip'le başlıyoruz abi. Çalışkan forvette Bejo'yu değil. Oyunu da oynatmak istiyorum ya. Böyle oynayacağız. Ya Alper Hoca ne yapalım? Fakirlik bünyeye yansımış hocam. Ne yapalım yani? Beknaz kötü hoca ya. Maalesef kötü. Tam böyle çıkalım. Aa Mane var ya. Mane'yi oynatalım abi sağ stoperde. Tam alışık değil belki ama oynar abi. Bir şey olmaz. Genç çocuk. Pasör stoper oynasın. Gerçi Tayyip ikisi anlaşmalı. Ulan Tayyip oynatsak mı ya? Tayyipsiz olmaz değil mi? Hocam Delli Ali'nin ben direkt sözleşmesini feshettim çok maaş var diye. Hani bırak serbest kal maddesine Riya Bey. Luka ölmedi hocam da. Yani bilindik oyuncuları almamaya çalıştım. Yabancı olanlar da bilhassa. Kariyerimde. Çünkü zaten yerli oyuncular belli yani alınabilecek oyuncular. Geçen sene kullandığım oyuncuları almamaya çalıştım diyelim. Bir stoper daha çekip stoperin kombinasyonunu arttırdık. Bir RTL diyelim bakalım. Bir tık bu adam satarsa hani rahat rahat. Oyuncu bakalım. Girelim bakalım maça abi. Takım izlemek istiyorum. Ulan Tayyip'le iyi anlaşıyorlardı. Tayyip'le mi oynasaydık ya beyler? Tayyip'siz çıkmasa mıydım? Şimdi Mane ilk maçı falan sıçar mıçar elenmeyelim. Neyse pasör ikisi oynasın ya alışsın abi. İlk maçta eleniyorsak da elenelim abi. Beraber oynasınlar. Hocam bayağı, valla bayağı bir wonderkid var da en babaları Endrick birincisi. Marcos Leonardo var forvette. Arda Güler var ofansif orta sahada. Çok var yani. Kılıçlarla çık abi demiş. Oğlum kılıçlarla çıkanlar çıkıyor zaten. Biz mi çıkalım? Neyse siyaset yapmayalım şimdi. Ya atar zaten Vegors. Atmaz değil ama benim transfer politikama uymuyor. Adam 35 yaşında abi. 5 milyon euro maaş nasıl vereyim? Ya versem de içim erir yani. Bir de tam lige başlarken 2 ay sakatlandım dedim kiralamasını iptal ediyorum abi. You are my 30. Hoş geldin kral. Aleykümselam. Bir maça çıkalım bakalım. Bismillah. Mert. Abdülkadir. Bir penaltı kazandık daha dakika bir. Konfederasyon kupasında. Reis kör değil kür demiş. Neyin körü kürü? Kurajıma çek hoca jubilem. Yok hoca. Neye kör diyor ya? He. You are my kür. Özür dilerim. Özür dilerim kral. Benim İngilizcem yok o yüzden diyorum ben. Hani diğerlerini bilmiyorum da. Abi atakmıyor şu takımdan. Adam kafasına çarptı topu kontrol etti. Gördünüz mü? Ya ben çift pasör seviyorum ya. Oyun kurmayı seviyorum. Aa. Tamam abi eledik bile. Azzallah. Ezan da okunuyor. Bir müziği iki tık kısalım beyler. Sonra açacağım. Ya maç sesin çok problem olmaz. Hani en azından MP3'ü saygıdan kapatalım ya. Şelderup. Prefiye. 3 Abdülkadir'i de attı. Allah'ım 10 tane mi atacağız yoksa? Beşiktaş'ım oley. Avrupa'dan da iyi para geliyor. 600 bin euro geliyor galibiyet günü. Emirhan'la Rıdvan kaç yıl Adana Demirspor'a gelir sizce? Bilmiyorum abi. Gelmezler. Yani oyunda diyorsan gelirler. Hocam ikinci sezonda kazanıyor diyorsun da yani zor yani FM23'te. FM22'de kolay da. FM23'te zor. He. Yabancı sınırı falan kaldırıyorlarsa belki bir tık daha kolay olur. Ben Cardiff takımını yönettim. İkinci sıradan bilingice çıktım. Parası ve sorunları vardı. Beşiktaş'a geldi. Ulan gol mü yedik ya? İkinci sırada bitirdim. Halen kulüp bürücü verdim. Helal olsun hocam. 3.5-6 oynadığım maçta. 4.
Mehmet Hoca ya. Abi stoğu aldım ama en sonunda sözleşme imzalamışsın, unuttum, satamayacağım. Bir şey olmaz, ocakta satarsın, kalsın abi. Oynat biraz daha, geliştir. Stoloyu sonradan oyuna dahil edersin. Hani rotasyonu stoloyu kullan şimdilik. Ondan sonra ocağa kadar oynat, ocakta satarsın 15-20'ye falan rahat. Daha dakika 16 abi, dur. Burak'cığım hoş geldin kral, bir takip olurum. Bugün kimlerin maçı vardı abi, söylerseniz Dünya Kupası'nda tahminlerimi söyleyeyim size. Valla bende de, ben geldiğimde 400 milyon borcu vardı da gitgide kapatıyoruz abi borcu inşallah. Bu sezon bir 200'e falan düşürürüz herhalde. Bir de iyi bir satış yaparsak şöyle 50-60. Hani tek oyuncudan 50-60. 2-3 tane satarsak 150 falan. Fransa, Polonya, İngiltere, sen abi ikisi de çıkar, sürpriz olmaz ya. Hani Fransa eler, İngiltere eler yani, net. Hani sürpriz olacağını zannetmiyorum. Yani İngiltere ABD'ye maçı sattığını düşünüyorum ben. O yüzden Senegal'i rahat eleyeceğini düşünüyorum. Hani ABD'ye gerçekten şey yaparak yenilseydi ve berabere kalsaydı, hakiki oynayarak berabere kalsaydı belki Senegal'de zorlanır derdim ama ben sattığını düşünüyorum maçın. Ulan dakika 26 6-1 oldu. Bu ne abi, Konfederasyon Kupası? Şaka mı bu abi? Ulan 8 olur mu? Atar mıyız 8? Gerçi 1 yedik ama olsun. Olsun, 8 de atalım, 10 da atalım abi. Yeter artık. Bakalım bir maçta attığı rekoru kırabilecek miyiz? Kırabilecek miyiz Avrupa'da? Bir oyuncunun bir maçta attığı daha fazla gol rekorunu kırabilecek miyiz? Çeldörük pasını aktar abi. Aa, gol attı paşa. Beni kariyer açacağım. Türkiye takım önerim bari, ne yapayım? Aa, altın ordu. Ya da çile çekmek istiyorsan Bursaspor. Borçlarla beraber. 8 oldu. 9 da kap olacak, 18 de olacak abi. Altın ordu tabii ki derim abi. Hemen oluyor böyle şeyler. Ben Leipzig kupada 16-1 yenmiştim. 3. lig takımı. Olur hocam da hani bir konfederasyon işte kupası yani Avrupa maçı, o yüzden dedim. 9 niye olmasın abi, olur ya. Ulan 9 olmazsa çok büyük patlarız ha. Hani 8-1'e güvenip de ilk yarı bittikten sonra 10 artı oynarsın falan yani. Ondan sonra gol olmaz. Onun gibi olursa çok fena olur abi. Çok ağlarım yani. Resti oynayalım abi. Dur bakalım. Hani yüklenelim. Devam. Gelsin. Getirin oradan. Şov yapalım abi. Avrupa takımı istiyorum. Konfederasyon Kupası'nı istiyoruz bu sene. Şelderup alamadı topu. Ulan böyle kalırsa maç var ya, çok fena olurum ha. Kalmasın abi. Atalım beyler. Oh be. 9 oldu. Beyler simüle mi edeyim? Ne yapayım bilemedim. 9 tane attık yani. Ayıp oldu biraz sanki. Ulan simüle edersem skor gidiyormuş falan. Yok abi, oynayalım ya. Köy takımı ile eşleştirmişler bizi resmen. 12 olursa FM'yi bırakacağım. Niye abi? Köy takımı ile eşleşmişiz abi. Atmayalım da ne yapalım yani? Canavar gibi takımımız var. Aslanlarım benim. At abi, at. Oh, rekorlar kıralım. Dünyada rekor kıracağız. Hakan Arıkan mı rakipleri? Abi yapmayın şu espriler. Bak Beşiktaş diyeyim ben şu anda. Ayrıca Liverpool maçında Hakan Arıkan en suçsuz günahsız adamlardan bir tanesidir bence abi. Orada ezan bitti. Müziği açabiliriz. Bir tık müzik. Pifia. Johansen. Şelderup. Kaptırdık ama yine aldı Şelderup. İyi orta. Højlund. Selam Emre'cim, hoş geldin. 3 golde maksimum hatası var Hakan Arıkan'ın. Abi yani ilk 3 golde mi diyorsun, son 3 golde mi diyorsun? Bir de o da var. Ya da karışık mı diyorsun? Konfederasyon Kupası'nda bu kadar gol gördünüz mü abi? Oğlum Belco kaçıncı golünü attı ya? Ayıp oldu biraz sanki. 1, 2, 3, 4, 5. golünü attı. 3 tane de Højlund atmış paşam. Çok güzel ya. Aleykümselam Furkan Hoca, hoş geldin. Konfederasyon Kupası'nda Beşiktaş'ta 12-1 öndeyiz.
İkinciyi yemeyelim abi. Hoca penaltı yok. Abdüş. Pas at Abdüş. Hocam ilk periyot ne zaman bitiyor? Vallahi bilmiyorum. Basketbol maçına döndü. Neyse takım moral bulur abi, iyi olur. Verme offside. 6. golünü attı herif. Maçtaki ya da 5. golünü attı. Öyle bir şey. 6. golünü atmış ya. Bizim arkadaş mobil FM22 almış. FM23 çıkınca App Store'dan kaldırılmış. Abi iPhone kullanmak bir sıkıntı be. Bilmiyorum. Android'de de kaldırıldım bilmiyorum ama. Sıkıntı yani Android kullanmak abi. Tayyip alayım abi. Tayyip Bey'i girsin oyuna. Da sağlam top kapar abi orada. Şeldorup. Eyüp alalım abi. Eyüp de girsin. Genç çocuk. Gençlerden Kartal'ı alalım mı? Fernandes şey olmasın. Bodo'yu da alalım abi. Başka Semih Kılıçsoy alalım bir de. Ya neyse şimdi bunlar rekor kıracak. Gol atanları çıkartmayayım abi dur. Semih sen bir kal abi. Abdüş de kalsın. Abdüş de iyi oynuyor. Ali Kaplancığım teşekkür ederim kral takip için. Hoş geldin. Gel konfederasyonda 13 attık gel. İyi oynayanları çıkartmayayım da adamlar hani daha fazla atsınlar bakalım. Ne kadar atabiliyorsak atalım. Kapar dedim abi. Çalar demedim lütfen. Alicim hoş geldin. Semih oynatacağım da bu maç almayayım abi ya. Hani bir daha fazla atabiliyorsak atalım. Bir rekorlar kitabına girelim abi. İkinci oldum ama direkt konfederasyona katılıyorum ya. Türkiye Kupası'nı alan direkt katılıyor ya UEFA'ya sadece. Onun dışına katılmıyor diye biliyorum. Ay bir tane daha. 15 mi oldu? 14 mi oldu? Kaç oldu oğlum? Bu sene bomba gibi geliyoruz. Rakip kim abi? Bu amatör lig falan mı eşleştirdiler? Ne yaptılar? Dur bakalım. Şelderup. Neyse Allah'tan KG var oynatmıyor. Bir golden dolayı mı? Abi Beljo 7. golünü attı herif ya bir Avrupa maçında. Acayip bir olay şu an. 15 oldu. Beyler FM'deki en tarihi farklı skorumu aldım. Hazırlık maçları dışında. Ki hazırlık maçında da 15 tane atmamıştım yani ki. Avrupa maçında 15 attık abi. İnanılmaz bir olay. Teşekkür ederim çocuklar. Neyse moral buldu takım. Getirin oradan FKK Ali hocam şov yapacak. Ulan FKK ne abi? Terör örgütü takımı gibi oldu. Yani terör örgütü olsa anca bu kadar kinder çıkardık adamla. Dur yanlış chat'e yazdık demiş. RoboSpor. Kime yazmıştın abi? Abdülkadir'e bak ne olmuş abi? Maçtan sonra herkesin değeri artmış abi. Beljo 7 tane arttı abi. 7 tane attıktan sonra 50 milyona satmazsam ayıp abi. Dur abi. Gol beklentisi çok yoktu. 6 ile 15 attık abi ya. Abi 10 oynamış. 4 oyuncu 10 oynamış. Şaka mı büyüklük? Abi kimle oynadım bilmiyorum yani. Bir şike döndü maçta bilmiyorum. FK Kukesi. Arnavutluk takımıymış abi. Arnavut'ta ne yapıyorsunuz abi? Abi lig oynamıyor herhalde ya da ligi seçmediğimiz için gözükmüyor bilmiyorum. Tamam yeni oyuncuları da ekleyelim abi. O kadar oyuncu aldık. Stolu'yu ekleyeceğiz abi. Buradan kimi çıkartalım? Kerem Kalafat. Ayıp kalsın ya. Emrecan çıksın abi. Stolu'yu ekleyelim. Var mı başka aldığımız bir adam? Arkadaş. U20'den dolayı diğerlerini eklememize gerek yok zaten diye hatırlıyorum ama inşallah yanlış hatırlamıyorumdur abi. Tamam ya bu kadar yeter abi. Bir tane de kanat alırsak onu da ekleriz bir dahaki şeyde. Şimdi bir tane kanat alacağız beyler. Hocam baktım da şimdi liglerin 3. Abi Arnavutluk ligi demek değeri yok yani. Yeni ama şey çıkmış herhalde yama ya. Gençler bütün liglerin olduğu bir yama çıkmış. İndirilebilir yani. Transfer. Gelende kim var abi? Dardai var. Yani sol stoper. Abi çok fazla stoper aldık ya. Ama iyiymiş bu adam. Uygun fiyata da alınıyor. İyi fiyata satarız diye alıyorum bunu. Sırf satış için alıyorum abi bu adam. Benim bir tane potansiyelli bir genç almam lazım abi. Nasıl alacağım bilmiyorum ama almamız lazım. Bakalım. Şunları iptal et. Hızlanma tamam.
Tamam paşa. Birazcık daha geri dönelim. Beyler bu arada burada olup da Discord dolmayan varsa ayıp eder ha. Bak yakında FM23 çekiliş yapabiliriz iki tane. FM Discord'umuzda olmayanlara hak tanımıyoruz. YouTube'da abone olmayanlara hak tanımıyoruz gençler, bilginiz olsun. Abi uygun fiyata bu ne lan? 900 euro. Fatavu. Aa, Tatavu yapmadan Fatavu'yu alalım abi. Bas geç abi Tatavu'ya. Fatavu'ya. Bu ne abi? Potansiyeli çok yüksek herifin ya. Bana FM Usta doğum günü hediyesi. Ya Mehmet Hoca sen bari yapma ya. Ya fakir fukaraya garip gurabayı da atalım hocam. Gözünü seveyim. Zengin adamsın sen. Lan 1 milyon çok verdik galiba da dur bakayım. Sen bize sponsor ol, bir tane daha FM 23 dağıtalım hocam. 3 tane olsun. Sonraki satıştan pay vermeyeceğiz abi. Aa çok verdik ya. Ben 250 peşin 1,5 taksit de vereyim. 1 milyon taksit de vereyim. Twitch mi başlasam hocam? Sen bilirsin. Bilmiyorum eğer iyi buluyorsan başla abi Twitch'e. Ya Twitch ile YouTube'un arasında bir fark var ama hocam. Bak mesela ben de global bir kanalım var YouTube'da. Para kazanıyordum eskiden. Artık para kazanmasını maalesef kapattılar. 100K falan abonem vardı orada. YouTube'da Twitch'in farkı çok fazla. Bunu yaşadım yani. Ama sonradan alıştım Twitch'e. Şimdi Twitch'e alıştım. YouTube'a video çekmiyorum anasını satayım. Yani buradaki videoları atıyorum. Şöyle yapalım. Tamam böyle yapalım. İşte birazcık çalışman lazım OBS'e. Twitch ayarlarına falan çok çalışman lazım. Yani ben öğrenene kadar bir 6 ay geçti hocam. Öyle söyleyeyim. Yani YouTube'dan Twitch'e çalışana kadar bir 6 ay yaşadım hocam. Yaşadık kardeşim, bunu da yaşadık derler yani. Yaşadık hoca. Ya maaş konusunda bir şey söylemeyeyim. Şöyle 100 bin euro vereyim paşama. 18 bin euro da temsilcine veriyorum hadi. Tamam. Aa, tamam fazla para vereceğim. Ama bana uzun dönem imza at abi. İnşallah reddetmez. Aa vallahi kabul etti. Peki paşamın? Raporuna bir bakalım. Ulan istikrarsız. Oyun zekası yok. William Arayo. Herkes Arda yetenekli buluyor ama bana göre takımın en yeteneklisi Ferdi Kadıoğlu demiş. Abi şimdi Ferdi'yi tamam översin yetenekli olarak, doğru. Daha da yetenekli de gözükebilir şu anda ama zaten Ferdi'nin yaşıyla Arda'nın yaşı bir değil ki. Aralarında 4 yaş fark var belki. En az 5 de olabilir ya. Yani. Ama Ferdi çok yetenekli bir futbolcu zaten. Doğru. Ya adam Hollanda'da 10 numara oynuyordu. Abi Fener'de sol bek bile oldu herif yani oyun zekasıyla. Fiziğini de geliştirdi. En uzun oynadığım FM kariyeri bir 30-40 sene sürmüştü abi. Ama hangi oyunda derseniz FM 22'de. Daha önceki kariyerlerde sürmüş olan vardı. CM 2003'te mesela 50 sene sürmüştü. Ondan sonra hata veriyordu falan. Save dosyası bozuluyordu falan. Öyle şeyler oluyordu abi. 2028'den sonra ben çok seviyorum abi oynamayı. Ben sarıyor bana ya. Leicester'la maçımız var. Sonra fikstürde bir bakalım. UEFA Avrupa Ligi maçı. Ulan daha kaç tane açacağız bunlara? 2026'yı görmedim hiç demiş Baton Hoca. Bilemeyeceğim Baton Hoca. Biz bu sene görürüz mesela çok. Hani 2030-35'i falan göreceğiz muhtemelen beraber. Hoca sıkıldık artık geçti dersiniz muhtemelen ama ya muhtemelen göreceğimiz kariyerler şey olur hani böyle alt takımlarla olur. Veya Arda Güler'li takımla olur. Hani Arda Güler'in ne kadar olabileceğini, daha ne kadar olabilir diye bir özelliklerini görmem lazım Arda'nın. Chat ekrana gelmiyor hocam. Nasıl ya? Ciddi misin? Aa oğlum söylesenize zamanında. Geliyordu. Dur bakayım. Bu değil. Bu değil. Nerede chat? Bu mu chat? Chat değil. Bu mu chat? Bu değil. Fatih hocam bu. Selamlar abi yayınlar. Eyvallah 58 hoş geldin. Çetimiz nerede beyler? Çetim bulamıyorum. Çetim gitmiş. Bildirimler burada. Bağışlar burada. Çet yok beyler. Aa çeti silmişiz yanlışlıkla lan. Yani bu mu bilmiyorum. Ceyda Aco göreve. Beyler 2 dakika şu çeti ekleyeyim be. Vallahi çeti ekleyeyim abi. Çetsiz olmaz. Oğlum chat'in kodunu nereden ekliyorduk? Streamlabs'ten mi ekliyorduk ya? Unuttum valla. Gece ne yayını var? Fenerbahçe olacak muhtemelen hocam.
Hoca ile Şükür Beşiktaş kare. Ya sorma ya. Hoş geldin Emre Hoca. Bir chat'i ekleyeyim beyler. Chat gözükmüyormuş ekranda. Bak o kadar yayın yapıyoruz abi. Chat gitmiş, haberimiz yok. Görüyorsun değil mi hoca? Gençhane Mehmet hocam, görüyorsun değil mi? Chat'i bile sahip olamıyoruz abi. Uyarı kutusuna mı? Nereden ekliyorduk lan chat'i? Eyvah. Alpçim hoş geldin kardeşim. Anket, chat, chat, chat. Ulaş hedefi sohbet kutusu. E tamam buldum abi. Kopyala. Tamam. Buradan bir tane oluşturalım abi. Oluştur bir tane. Pence. Yo. Ortam kaynağı mı yakalıyor? Ortam kaynağı herhalde. Tamam, ortam kaynağı oluştur abi. Chat diyelim. Aa, burada varmış bir tane chat. Buradan ekleyebiliriz aslında. Var olanlardan ekleyebiliriz. Chat, 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 chat. Nerede? Şimdi neyse, yeni chat oluştur ya. Tamam abi. Buradan ekledik diyelim. Şuradan tarayıcı olarak ekleyecektik. Unuttuk abi. Var olanlardan chat varsa chatten ekleyelim buradan. Buldum. Oh be, çıktı. Anamız ağladı yalnız çıkana kadar. Oğlum eskisi çıktı ya sohbetin. Neyse. Tam gözükmüyor. Ayarlarıyla oynamışız. Biraz oynayalım abi ayarlarıyla. Bunu şuraya alacağız abi. Bir yazın bakayım ne kadar gözüküyor, göreyim abi. Chat nasıl gözüküyor göreyim beyler. Yazarsanız. Aa tamam, gözüküyor gibi. Uzun şeyler gözükmüyorsa uyarırsanız sevinirim beyler. Tamam, teşekkürler. Selma ne abi? He, selamlar diyecekmiş. Ulan dedim chat'e yazın diye de Selma da yazmazsın be adam. Koçara hoş geldin kral. Sefalar getirdin kardeşim. Süper Lig'de oyuncuların kadrosunu bildireceğiz. He. Forma numaralarını bildireceğiz. Tamam abi. Abi Tayyip'ten alıyorum 3 numarayı. Stolo'ya vereceğim. Tayyip'cim sana. Silor'cum. Yayın 9'a kadar ya da 8'e kadar. 8.30'a kadar falan. Sonra bir ara vereceğim. Bir yemek yerim. 9'da tekrardan açarım. Rize'nin numarası neydi abi? Tayyip Talha'ya Rize forma numarası vermek için. 53 müydü? 53 verdim Tayyip'e. Abi Sakarya davet etmiyorsun demiş. Oy Mehmet Hoca, sen Sakarya'da mıydın ya? Abi gel hemen kahve ikram edelim. Mehmet Hoca ayıp ediyorsun. Ayıp ettin şu an, beni kaybettin hoca. Hemen gel. Hızlandırılmış dil kursuna gönder abi. Oyuncu lisans kaydını verdik zaten. Vermediysek de verelim abi hemen. Vermediklerimize de verelim. Hoş bir tabir olmadı, cümle olmadı ama Stolo'yu da ver. Eyüp U21'den giriyor zaten. Onu vermeye gerek yok. Fatoğlu nerede oğlum? Fatoğlu. Altyapıya mı gitti bu herif? Senin için geleceğim hoca. Ama gelmeden haber ver. Discord'dan falan yaz. Ya da numaram var mıydı sende? Hatırlamıyorum. Sen bana vermiştin de benim sende yoktu galiba Mehmet Hoca'ya. Sen bana Discord'dan yazarsan ben sana bir numaramı vereyim. Gelmeden önce haber ver ki ona göre hani günümü belirleyeyim hoca. Ben de. Fatoğlu'yu nereye aldık oğlum? Potansiyel değil mi bakayım? Heh, çıktı tamam. Antrenman. Aa, kadro. Az kadroya gönder. Aytu Batur Çeçenoğlu aslanım benim. 15 yaşında. Seni de alacağım oğlum. Dördüncü rotasyonum sensin. Hocam sizle çay kahve içebiliyorsak biz de gelelim Sakarya. Estağfurullah abi, ne demek? Tabii ki içersiniz. Buyurun Sakarya, ne zaman gelirseniz. Gelmeden önce yazın. Burada çay kahve ısmarlayalım. Artık kahve de ısmarlayamayız gerçi. Paramız yetmez ama çay ısmarlarız abi. Çaya paramız yeter. Halim de oradan sesleniyor. Ben yapalım oğlum oradan diyor. Annem yaparmış. Tamam beyler. Kahve de ısmarlayabiliyoruz. Eve beklerim hepsini diyor. Bak oradan bağırıyor. Tamam. Ya bir gün annemi de davet ederim programa. Olur mu? Öyle yaparız. Batavu bekleyecek. Oğlum annem kafamı karıştırdı ya. Kahve çay meselesine görünce. Drama peşinde hoca götürüyor milyonlar demiş. Ya bırak şimdi hoca. Oğlum ne kazanıyoruz ya Allah aşkına. Hocam ben de Sakarya neresinden? Adapazarı hafız. Hafız diyeyim hani, Sakarya oldum belli olsun. Anneye selam. FM'ye devam. Oğlum kadro, oyuncu kadrosunu kaydedecektim. Durun. Kafalar gitti. Oyuncu lisans kaydı. Fatavu geldin mi? Aslanım benim gelmiş. Bebeğim benim gel. Az içi satacağız ya.
Sen neredensin kral? Seni de sorayım. Hasiç nerede abi? Hasagiç miydi? Hasiç miydi? Nerede Elif abi? Mevkiyi ayarlayın. Düzgün. Elim ayağıma karışıyor. Abi Elif'i göremiyorum Hasiç'i. Hasiç'ti değil mi Elif'in adı? Nasıl yazılıyordu? Hasiç böyle mi yazılıyor? Heh, burada Beşiktaş 19'da gözüküyor. Abi ben bu adamı niye gönderemiyorum ya? Transfer sitesine ekle şunu. Stat tarafında mısın? Oğlum ben de o taraflardayım. Yeni stattan bahsediyorsan ben de o taraflardayım. Kral şu an balkona falan çıksam muhtemelen seninle karşılaşırız. Öyle söyleyeyim. Hani hemen gelme de. Geleceğin zaman bir haber ver. Çay kahve ısmarlarım ayıp ediyorsun. Ulan hemen caydık yalnız ha bak. Hemen gelme de diyorum. Geliyorsan gel de oğlum yayındayım şu an hani. Gelmeden önce haber verirsen daha rahat hazırlanırım. Şimdi hani böyle üstü forma görüyorsunuz ama altı sormayın yani beyler. Çok şükür abi stoper aldık abi. Takıma full stoper aldım yani. Bu transfer dönemi stoper transferleriyle geçti abi. Oğlum ben rotasyonu çıkacaktım maça da neyse. İlk yarı bir oynasınlar. Hoca kolpa çıktı. Ulan 15 tane attım diğer takıma zaten. Ne kolpası abi? Tamam gelin bugün bekliyorum yani. Ne diyeyim abi? Gel abi. Sakarya Yeni Stat Adapazarı'nda hocam. Bir Leicester'e karşı takım mı göreyim? İlk yarı hepsini değiştiririz ondan sonra. Çünkü Avrupa Konfederasyon Kupamız maçımız var. Ben bir daha izlemem ama yap tribünü Mehmet Hoca. Ben de seni izlemem ama beni kaybedersen çok büyük bir kayıp yapmış olmazsın yani. Mehmet Hoca. Bu arada Genç Hani'yi herkes tanıyordur herhalde değil mi? YouTube'da acayip abonesi var abi herif. Müthiş bir adam. Çocukluğumdan izlerdim Genç Hani Hoca'yı. Ay 1-0. Leicester kim? Gelsin. Babası gelsin Leicester'ın. Premier Ligi bekliyoruz. Hani 1 milyondan biri çıktı. 999.999 abone falan kalıyor herhalde hocam. Seni de burada ifşa ettik ama helal et. Yani bak yakında Twitch yayın açacak mısın? Takip etsin insanlara hocam. Ben şu hata oğlum. Aslanım benim ben. Aslanım benim. Çok güzel atmadım mı? 2. Sana Just Chatting gider ya. Abi senin muhabbetin var ya. İnanılmaz olur bence Just Chatting'de. Ya direkt zaten hedefi turnuvayı gözünden vurursun hocam. Ondan sonra yağdırırsın oyunlarla gidersin sonra da. Ne oynamak istiyorsan oyna ondan sonra. Hocam bu takım yenilmez oldu gibi. Oğlum dur daha bismillah. Geçen sene ikinci oldu bu takım oğlum. Ha, Leicester ayıp eder ki. 3-0. Nasıl mutlu oluyorum takım güzel olunca. Stoperim var çok şükür Allah'ıma. Yeter geçen sene Necip'le oynadığım maçları hatırlıyorum ya. Ya mecburen Tayyip Talha ile oynadık abi geçen sene. Hatta olmadı Emrecan Uzunan'la falan çıktık abi maçlara. Abi Hoylund'la Beljo forvetleri iki tane Haaland'la oynuyormuşuz gibi oldu ya. Öyle bir etki yarattı ha. İnanılmaz oldu. Aferin çocuklar, aferin. Hadi bakalım. Abdülkadir. Aa, 4 attık. İlk yarı bitsin de oyuncuları sakatlanmadan çıkartayım ya. Yorulmasın paşalar. Değil mi beyler? Apo, Pilepiye olmadı be. Pifefiye'ye bayağı gol attırmak isterdim. İsmini de düzgün okumuyorum muhtemelen ama. Kafa topları falan bayağı iyi herifin ya. Hızlanması var. Zıplaması var. Aslanım. Oyunda bulduğum ucuz, güzel zıplaması olan stoperlerden bir tanesi. Fiziksel hızlanması olan stoperlerden bir tanesi abi. Şöyle göstereyim. Fefe'yi. Acayip bir adam ya. Başlasın abi maç. Biz maçımızı oynuyoruz ya. Buradan takip ederiz chatten.
Chat'ten de sizler de eğer bizi de bir anda izleyip bir anda Fransa maçına da bakarsanız bize de bilgilendirirsiniz beyler. Yani sonucu belli olan maçları izlemek sevmiyorum biliyor musun? Mehmet Hoca. Gedson. Bejo. Leicester'ı sahaya dar ediyoruz İngiltere'de. Abdülkadir. Şelderup. Takım top oynuyor ya. Abi daha demin konferans kupasında 6'tan 16 tane attık diye laf yapıyordunuz. Al Leicester'a 6 tane attım abi ilk yarı bittiminle. Leicester'a 6 tane attık abi şaka mı bu? Daha ilk yarı. Çıkart abi oyuncuları ya. Ayıp oldu biraz. Piccoli gel abi. Semih Kılıçsoy gelsin ya. Mehmetçim gel abi. Canercim gel abi. Tayyip. Tayyip seni al yine bile almak istemezdim ama gel abi. Hani mecburen Tayyip diyeyim şimdilik. Odoy gel abi sen ya buraya gel. Kartal Kayra'yı buraya alalım. Masengo oraya çekebiliriz. Neyse oraya çekmeyelim istedi. Eyüp'ü çekebilirim oraya. Eyüp de çekilmek istemedi. Tamam. Abi rotasyona yaptım. Aa, Ali Atılgan alalım ya oraya. Tamam Ali Atılgan aldım. Orada çocuk oynasın. 15 yaşındaki evladım oynasın. Emre Bilgin de kaleye alalım abi. Şelderup'un Instagram'da 10K civarı takipçisi var. Abi hemen mesaj atayım ya. Sosyal medya uzmanı olabilir miyim diye. Çok mantıklı bu arada. Abi patlayacak bu adam ileride yani. Büyük bir oyuncu olacak. Hemen abi. Bak bilmiyordum ben. Normalde aldığım oyuncuları Instagram'dan takip ederim. Ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Hani kendilerini geliştiriyorlar mı, geliştirmiyorlar mı? Kızlarla mı takılıyorlar sürekli? Yoksa antrenman mı yapıyorlar? Instagram hesaplarını sürekli takip ederim ben aldığım wonderkitlerin. Senegal bu akşam İngiltere'ye yok abi. Nerede ya? Oğlum Şeldorup yazamadım ya. Yanlış iki tane H koymuş. Şeldorup. Buldum. Hello çekeyim mi? Benim 100K'lık hesaptan bir hello çekeyim. Şeldorup'a. Reise. Aslanım benim ya. Aferin Emre. Pepe'ye birazcık yorulmuş paşam ya. Kartal gel abi oraya. Masengo orada oynar abi. Oynamam diyor. Eyüp sen oyna. Eyüp de oynamam diyor. Tam Kartal Kayra mısın abi? Olunca 2 hafta dakika 8 mi? Bizi sanki şu an şey yapıyorsun gibi hoca. Kandırıyorsun gibi Mehmet Hoca. Ya bir de ben bu aralar çok inanıyorum böyle abi. Aman abi kandırmayın gözünü seveyim. Dikkatim dağılıyor. İkilik atıyor. Ya Emre'cim yapma be oğlum. Neyse gelişmen için olsun. Oğlum rotasyonluk kadroyu da aldım. Bak ikinci yarı bir tane gol yedim bir tane attım yani. Bu arada 2xGL 7 tane atmışım lan. Şaka mı bu abi? Acayip bir maç oluyor. Neyse KG var dedik geldim. Bakalım. Simulate abi. UEFA maçına gidelim abi biz. Yeter bu kadar. Kime teklif geldi? Hasiç'e. Al abi. Maaşını veriyorsanız alın abi. Gitmiş aldım. Tamam al abi sıkıntı yok ya. Al abi ne kadar gidiyorsa gitsin. Kurtulayım şundan. Hem maaşından kurtulayım hem yabancı sınırından kurtulayım abi. Ne gerek var ya. Polonya ayrı Arjantin oynadığı gibi oynuyor. 11 kişi defans. Yapma be. Olay yine. Sol bek, sola, sağ bek için. Kanat için belki olabilir miydi? 15 milyon euro. Yok abi. 15'i gördük bitti zaten o da bizim için. Hani devremiz yandı. Bir 15 tane daha atalım şu takıma be beyler. Masengo'yu vermiyorum artık. Eyvallah Bozkurt'cum hoş geldin kral. Nasıl toplansa? Abi daha demin 16 tane mi attım? 15 tane mi atmıştım UEFA maçında? Tamam bir 15 daha atarsak 30 olur. Şey rekor kırmış mıydı Beljo? 7 tane mi atmıştı bir maçtan? 7 tane atmış. Bu 3 tane atmış.
Rekor kırmış mıydı acaba ya? 7 yazayım bakayım ne olacak şimdi. Bergio ile alakalı bir rekor çıkmadı ya. Çıkmadı. Dur bakalım. Hayırlısı be. Batuhan hocam görüşürüz, Allah'a emanet. Aa, Süper Lig'de en iyi oyuncu adaylarında Hoylund da var. Çok güzel. Yazdım rekor diye. Bak dikkat etmemişim keş muhabbet ederken sizde. Orada annem falan da seslendi. Muhabbet oluyor o yüzden. Ay, kiralamaya ilgiliymiş aslında. Verirlerse alabiliriz de vermek istemiyorlar ya. Tüh. Tamam. Geliştirelim bakalım. Masengö'ye kiralama teklifi. Abi vermiyorum kiralık. Satın almak istiyorsanız para vereceksiniz abi. Weghorst kiralık uygun bir bedele. Maaşını bana ödettirmeden. Aa Muhammed Damar için kiralama. Aa Muhammed Damar bende miydi lan? Oğlum ben Muhammed Damar U19 aldığımı unutmuşum lan. Hayvan gibi adamımız var abi. Abi ne solu kanadı tamam. Adamımız varmış abi ben. Muhammed Damar aldığımı unutmuşum oğlum. 4 milyon vermişim bir de bütün parayı basmışım. Beşiktaş'ın bütün parasını vermişiz abi. Tamam abi. Aa, işinden geçeceğiz ligin. Şeldorp'un da hediye var. Tamam abi. Kanat almamıza gerek kalmadı beyler. Sağ kanada aldık zaten. Sol kanada gerek kalmadı. Ben de diyorum ulan ne kiralığı falan diyorum kafamda. 19'a gidince adamı görmemişiz abi. Kaybetmişiz herif. Lig lideri aynı adamlara ve taktik 3 atarken 18. aynı taktik adamlar 6-1 oynuyor hücum. Attı. Abi bir de oyuncuların maçı önemsemesi de değişiyor Bozkurt hocam. O da var biliyor musun? Bir de belki hani o maçtan o maça fark etmiştir. Oyuncunun moralleri bozulmuştur. Bir şey olmuştur. Fark eder ya. Ben şey ne yaptım ya? Dur bakalım. Antrenmanlara bakmadık ya. Bir gelenler gidenler belli olsun da. Kafalarını mı vurayım hocam? Şampiyonluk oluyoruz. Algoritmasını seviyorum. Ya abi vardır bir oyunun derdi seninle hoca. Sakatlığa yatkınlığı var ama sürekli istikrarlı. Ya ben bu çocuğu oynatmazsam bana laf yapar. Ne olarak alıyoruz bunu? Yıldız oyuncu olarak alıyoruz bir de. Maaşı ne? Maaşı 1,4. Ya maaşı uygun. Ve çok da iyi adam olur ya. Çok da uygun alıyoruz yani. Bir daha alamayız böyle adam. Alsam bir tane daha stoper abi. Hayvan gibi stoper attım olsun. Tayyip'i de satarım. Ama o zaman yerli oyuncum kalmıyor. Tayyip'i satamam. Fifi'yi satabilirim belki iyi bir para gelirse. Alayım ya böyle bir adam bulamayız abi. Gelsin. İyi adam abi. Uygun fiyatı 3 milyon euroya alıyoruz. Bir de taksitli maksitli. Verebiliyorken verelim abi fiyat. Para. Neyse. Muhammed Damar nerede? Burada. Ben de üst üste kazandıktan sonra sürekli kaybetmeye başlıyorum. Ya mecbur taktik değiştiriyorum. Ya taktik değiştir diyor işte oyun sana ama hani eğer inat ederseniz de ve takım dinamikleriniz iyiyse de problem yaşamazsınız hocam ya. Bir yerden sonra. Hani artık takım oturduysa 2 seneden sonra, 1,5 seneden sonra belki hani o saatten sonra artık her türlü alıyorsunuz hocam. Ne diyelim? Dağıtılacak primler. Türkiye Süper Ligi normal olsun. Yerel kupalar no düşük olsun. Kıtasal turnuvalar normal olsun. Okey. Bakalım. Ne yapacağımızı görelim bakalım. Abi Avrupa maçı az kadro çıkacağız yine. Kadro almadım. İyi bir oyuncum var mı? Stolo var mesela. Ali'cim seni çıkarttım paşam. Muhammed Damar'ı da alabiliyorsak Muhammed Damar'ı alalım ya kadroya. Sol açık olarak. Şimdi çıkartacağız ama. Burada şimdi Caner çıkar burada ya da. Ya da bek olarak başka adamın var mı? Mehmet var ya. Caner çıkar tamam. Tamam böyle olur. Fatavu'yu ne yapacağız abi? Fatavu'nun lisansı yok. Lisansını kaydedemiyor muyuz Fatavu'nun? Fatavu'nun lisansını kaydedebilsek birisi yerine çok güzel olur. Mesela Kartal Kayra yerine Fatavu'nun lisansını alalım abi ya. O kadar otosan var abi. Tamam eledikten sonra bakacağız abi. Okey. Tamam oğlum lisansını iptal etmeyin Kartal Kayra'nın.
Fatav'ın lisansı oldu mu? Aa olmuş lan. Oğlum şaka mı? Kaydedemedim ki. Aa lisans olmamış. O zaman niye lisans çıktı abi herifin? Geri al tamam. Geri al geri al. Karışmadım bir şey demedim tamam. Ulan hemen nasıl değişti ya? Oyuncularım yorgun değil herhalde tamam. Ya. Muhammed Damar'a sevdiğim bir numara vereyim ya çocuk. Sevdiğim bir arkadaş. 54. Boşta 61 vereyim ya. Bir Abdülkadirlik olur. İyi bir topçu olur bundan. Bakalım. Bu sene konferansı istiyoruz Beşiktaş'ta ya. İnşallah böyle kolay takımlar gelirse alırız abi konferans. Konfederasyon kupasını. İnş. Beyler. Özellik maskeleme de kapalı bütçede 1 milyon çıldırıyor böyle. O ne abi? Allah yardımcın olsun. Nasıl adam bulacağım Bozkurt Hoca? Ya bilindik adamlara gideceksin abi. Bildiğin potansiyeli bilinen adamdan alacaksın. Ortega. Kiralık aslanım. Aslan demeyeyim. Kartalım diyelim. Beşiktaş kariyer abi bu. İspanya 2. 45. hafta boğuluyorum. Allah yardımcın olsun abi. Gözlemcilerin 10 hepsi beceriz. Ah. O neymiş hoca? Gerçi Beşiktaş gözlemcilerin farkı yok. Onu da söyleyeyim yani sana. Hani hiçbir farkı yok Beşiktaş gözlemcilerin hoca. Mert. Abdülkadir. Şendirup'a gelmedi. Hocam Bilo'yu aldım rahatım ya. Bilo dediğim Belgium abi. Kancım. O beyler 15-1'in rövanşını oynuyor şu anda. 15'e 1'in rövanşını oynuyorum. Dakika 29 2-0. Ulan ben böyle maç varken çok rahat tuvalete de gider gelirim ha. Hani öyle rahat bir maç. Kaleci Bilo. He. O kim lan Bilo? Bilal mi? Bilal Beyazıt mı? Aa penaltı oldu. Beyler ben bir lolmaya gideyim ya. Hazır rahat bir maç. Her zaman bulamam böyle fırsat. Rahat maçı bir tuvalete gidip gelem. He biliyor. Okey okey. Daha yeni çaktım mevzuyu. Oğlum bu ne? 5-0 olmuş. Oğlum hayatımdaki en rahat Avrupa maçlarını oynuyorum ha. Hayatımdaki en rahat Avrupa maçlarını oynuyorum. Şaka gibi.
Oğlum tuvalete gittim geldim. O kadar rahat Avrupa maçı oynuyorum şu an yani. Bu ne abi Konfederasyon Kupası? Bu maçlar ne abi? Yazıktır. Ya sorma, Liverpool Chelsea ile oynadık biz aga daha geçen maçlarda. Neler yaşadık biz? Rahat rahat oyuncu geliştireceğim var ya şu an ikinci sezonda. O kadar rahatım ki. İnşallah. Baksanıza abi toplam 20 tane atmışız iki maçta. Daha da atacağız muhtemelen. Dur, hazır Hoylund oynamazken Semih alayım ya. Semih'i geliştirmeye çalışalım. Gel abi Semih. Tamam, Semih burada oynasın madem. Burada oynamak istiyorsa burada oynasın. Odoi'yi alamayacağız şu an ama. Dur bakayım. Muhammed Damar alayım ya. Bizim oyuncumuz oldu artık. Geliştireyim çocuğu. Artık geliştirebiliriz yani. Gönül rahatlığıyla. Eyüp gel abi. Savaşçı da oynarsın Eyüp. Ortega'yı çıkartabiliyorsak. Sol bek adamım yok ya yedek. Var mı? Mehmet Aydın oynar. Mert sakatlanabilir. Ben maça kaçtım hocam. Gelirim yine, kolay gelsin. Görüşürüz. Bozkurt hocam. Allah'a emanet. Güzelim geldikten sonra sizce gözle görülür bir değişik var mı? Bacudu var hocam. Var. Ama yani yine de hatalar olabiliyor bazen. Ama evet. Daha az hata oluyor. Buna hemfikirim. Dinlendireyim paşamı ya. Dünya Kupası maçları çok eğlencesiz abi. Çok kötü ya. Hiç yani keyif almıyorum. Normalde hayatta mesela yayın açmazdım ama yani Dünya Kupası maçları o kadar keyifsiz ki abi. Yani bir şey yapasım gelmiyor abi. Dünya Kupası maçlarını izleyesim gelmiyor. Aleykümselam Emre'cim, hoş geldin. Emre abi Konfederasyon Kupası'nda bu şu takıma iki maçta toplam 20 tane attı. Abi Türkiye Kupası falan bile daha zevkli. Arada falan sakatları taşırken düşürüyorlar falan. Yani gülüyorsun geçiyorsun. Ziraat Türkiye Kupası falan bile maksimum şu Dünya Kupası'ndan daha zevkli geçiyor abi. Takıma yalnız stoper doldurdum ha. Stoper ihtiyacımız var diye. 21'i de attık abi. Bir maçta 21. gol. Yok hoca gitmiyor ya zaten. Kesinlikle katılıyorum Furkan hoca. Yani hiç izleyesim gelmiyor benim. Tamam abi devam. Ortega. Damar. Muhammed Damar. Sutalo. Getson. Sutalo. Topla çıkıyoruz. Oha! Muhammed Damar. Damardan girdi. Bu nasıl vuruş? Oğlum bu nasıl vuruş? Topu izleyemedim lan. Oğlum yavaşlatılmış versiyonu, replay'de bile hızlı gidiyor top. Paşam sen ne yaptın? Ne yedin? Ne içtin sen böyle vurmak için? 19 yaşında. Aslanım benim. İkinci maçta 7-0 oldu bu arada. Aferin beyler. Harikaydınız. İyi iyi. Bu çocuklar olacak. Ya herifi almıştım ben zaten kullanabilmek için. Çünkü Türk ya, potansiyelini bildiğim bir oyuncu. U19'a gitmiş herif abi. Ne bileyim transfer edebildim. Ben herhalde transfer edemedik dedim parasızlıktan. Aklımdan çıkmış. Bir de bayağıdır açmıyoruz ya Beşiktaş kariyeri. Yoksa zaten ben de olduğunu bilsem direkt oynatırım. Unutmuşuz abi. Aferin beyler. Çıktık. Kaç para girdi abi? Ulan eledik elemelerde 100 milyon mu aldı? Bir şey değilmiş ki elemeler. He, katılıyoruz ama şimdi bir para daha alacağız herhalde değil mi? Kimle eşleştik? Vikingur Gotha. Danimarka takımı bu. Faroe Adaları. Nasıl bir takım da bu? Oğlum 2000 kişilik statları var heriflerin ya. Yarı profesyonel takımla eşleşmiş oğlum. Şaka gibi ya. Sol kanada acil adam lazım hoca. Nereye hoca? Hangi takımsın sen? Bir söyle takımını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Arsenal maçını iptal ediyorum abi. UEFA maçı erken. İptal et.
Fener, Talles Magno'yu al abi. Bana sonra full hayır dua et. Oyuncu analisti ilana. İlana devam et ya. Düzgün adam bulalım ya. Nasıl bu büyüklük şaka mı abi? Arsenal'da hazırlık maçımızı iptal ettik. Şu Muhammed Damar'ın da şeylerini verelim ya. Gelişim özelliklerini ayarlayalım. Abi ofans... Ya 10 numarada oynatmayacağım Muhammed Damar'a. Hocam onları ilk sezon alıp pazar... Muhammed Damar al. Hem Türk. Gerçi Arda var. Sen de bilmiyorum lazım olur mu da. Şutu ver abi ilk kat yoğunluk. Oynadığım mevki değil abi. Ters ayak sol tarafa çalıştıracağım ya. Sen hangi ayaklısın paşam? Sen sağ ayaklıydın diye hatırlıyorum. Evet sağ ayaklı. Tamam sola koy abi. Ofansif orta sağ sol. Ters ayaklı. Destek oynuyorsun değil mi sen? Destek tamam. Şampiyonlar Ligi'nde olmaz ama geliştirirsen olur yani ilerleyen dönemde. Hani 2 sene oynatır, 1,5 sene oynatırsın Şampiyonlar Ligi için de iyi olur. Ya ama ilk zamanlar olmaz. Sen dersen ki Şampiyonlar Ligi için başka adam lazım hoca, başka adam bulalım. Başka adam bulalım abi. Caner'in sözleşmesi bitsin de kurtulayım abi. Dur bakalım. Şaldırım seviyesinde hoca Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlara çıkacak. Ha. Bir bakalım hocam. Bir sol açıp bakalım sana bence. Açıp bakalım abi. Ula, oha bu ne? Altı tüpü ilanına bayağı iyi adamlar varmış ya. Daha iyisi var mı? 20 gençlerle ilgilenmesi 20'ymiş ya diğeri. İrem Bozdilli mi? Aa, çocukmuş da bu. Oğlum bunun her şeyi varmış. Üsttekine bakayım bir. Diğer alttaki daha iyi. İrem daha iyi. 67'ye mi gitti? Ay maşallah. Gel hoca altyapı sorumlumuz ol. Gel uzun sözleşme verelim. Biraz da maaşın düş. Bir artık bir hoca alalım şu takıma. Hakan Hoca gel sen antrenörümüz ol be. Paramız yok ama. Aa 120 bin euro veriyor ha. Para yok o kadar. Gel sen antrenörümüz ol. Antrenör topla. Ulan 200 bin euroyu kabul etmiyor. Bunları mı kabul edecek? Lan nasıl altyapı sorumlusu lan? Oğlum çok pahalı ya. Neyse başka bakacağız şimdi. Mevcutları kovarız artık. Asistan menajer ilanı büyük ilgi. Şunları almayız ya. Ne abi? Antrenör gelişim sorumlusu ilanında büyük ilgi. Nico France. Daha iş yok herhalde şu an için. Hocam maaşı düşeceğiz madem öyle hani. Başan maaş bir 150-160'a düş yani aynen. Tamam. Belgio velim abi. Gelişiyor paşam. Kaç attım lan? Aslanım benim. Masengo niye olmuyor abi? Satmadım diye yapıyor. Bunu da satacağız inşallah. Dur bakalım. Abi veremiyorum bu parayı. Veremiyorum bu parayı. Tamam. Kral golcü sorumlusuna ilanlar. Montre Beşiktaş'a geç. Transfer kime transfer geldi? Teklif geldi abi. Muhammed Damar'a vermiyorum abi ben. Justin Kokrain'e bakabilirsin hoca antrenör. Bakayım Alper hocam. Hocam Hakan Çalhanoğlu sol kanada gider mi? 31 olmuş yaşı ben. Gider. Ama yani maaş çok isterse alma yani. Asengo'yu ben neleri kabul etmedim ya. Hocam bakayım bakalım. Hoca hiç fena değilmiş ya. Savunma antrenör olarak gider yani. Aa gelmek istemiyor. Yo diyemeyiz abi. Açacağım Jormen kariyeri. Bir iki Beşiktaş kariyeri açayım. Ondan sonra Jormen kariyerimizle devam ettireceğiz. Ulan Emre Hoca hemen algı yapıyorsun var ya. Yaptın algını yine. Yine yaptın şovunu. Asiç gitti abi. Güle güle. 12 istiyormuş ha. Ya bıraksın müşteri. Boş beleş topçu. Dur bakayım sana sol kanat bakalım hocam. Hızlanması da olsun bir tık seviyeye. Bu ne lan? Çıkıyor. Aa şeyi alsana oğlum. Bayern Münih'in altyapısındaki herif. Teli alsana Matteo Teli. Hayvan gibi herif abi. Matteo Teli al abi. Kolibali'nin potansiyeli yüksek abi yok ya. Olmadı çıkıyor çekebilirsin.
Solda sadece o var. Oğlum o varsa başka bir şeye gerek yok zaten. Alma da yal. Teog alma da yal. O da solda oynuyor. Ters ayakta solda oynuyor. Ayrıca 10 numara mevkisinde de oynuyor. Yani rotasyonu iki tarafta da kullanırsın. Hocam Bino Gittens nasıl? Nereye nasıl kral peki? Hangi mevki için Alper hocam? Bakalım. Sol açık. Ay olurmuş ha. Hoca olur vallahi ama pahalı bak bende. Ama çok iyiymiş yani herif. Konusu açılmışken. Buyur kral. Aç kral. Oğlum veriyorlar bana lan. Bu neymiş oğlum böyle? Sheldrop satabilirsem bunu almaya çalışırız ya. Gelmek de istiyor. Kiralasam. Aa, 200 bin euro istiyor oynatıldığı zaman. Bu ne abi? Abi herif çok iyiymiş ha. Direkt öneririm. Furkan Hoca bak. Bomba gibi herif. Vallahi Alper Hoca hakikaten iyiymiş yani. Doğru diyormuşsun. Semih'i kiralayabiliriz. Direkt kabul etmişler. Yedek oyuncu olarak kiralamayın abi. Abi ben istemedim kiralanmasını. Hayır abi uygun değil. Onaylamayacağım abi kiralık şeyini. Abi yedek olarak kiralayacaklarsa ne anlamı var? Gelişmez ki herif. Çeldirup ne kadar alacaksın abi? Bu kadar sattın ne kadara geri getireceksin? Abi dedi ki şu adam al diye. Biniyor git yani al. Komisyon antrenörü büyük ilgi var. Bu neymiş ya? Gençler çalışması da varmış. Bu neymiş abi? Roberto de Ballis. Ya 20 olanlardan alırız ya. Oğlum bu nasıl? Kaptan yok takımda. Kaptan olabilecek adam yok. Yani şimdilik böyle verme mecburen. Ver abi ya. Utku'ya bu kadar ucuza da vermem yani. Dursa ne kadar vermişler? 10 milyon. Yuh. Edil gelişiyor. Geliş paşam. Devam. Fransa geldi. Güzel adamdan aldık iki tane antrenör. Dur bakalım. UEFA maçına doğru gidelim. Bir de hızlandırılmış dil kursuna da gönderelim paşalarımızı. Aynen raporu. Ya sağ bekte rotasyon olur da neyse. Bu sene böyle geçirelim. Önümüzdeki senelerde bakarız Taylan'a. Uğur hocam hoş geldin. Sefalar getirdin hoca. Abdülkadir Hoferen. Var ol hocam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Uğur abiyi tanıyorsunuzdur gençler. Kendisi futbol menajer yayıncısı. Ayrıca Call of Duty yayınları falan da yapıyor. Başka hangi yayınları yapıyor hatırlamıyorum ama zaten biliyorlardır arkadaşlar herhalde. Takip etmeyen varsa takip etsin de zannetmiyorum yani. Yani bizim abimiz, büyüğümüz. Yayıncıların da büyüğü. Abdülkadir'i vermiyorum abi. Ne Abdülkadir ya? Abdülkadir bu sene oynayacak. 20-30'a satacağız yani. Belki 40'a satarım. Darmış Kırat iyi ama yani diğer oyuncular daha iyi döner diyeyim. Burak çekimi. İzleyelim bakalım. İnşallah fazla takım yoktur yine. Abi Burak ile uğraşılmaz ya. Burak'ı bitir abi. Kim geldiyse gelsin. Kim geldi Beşiktaş'ıma? Darmış Kırat da iyi adamdır. Hani kötü adam değildir. Göremedim ya. Buradan bakalım. Ne çektik abi? Zor takım gelmedi herhalde yine. Gitsin kiralık paşam ya. Devam. Ne diyelim? Şey deme gerek yok. Takım zaten oturmuş durumda. Fatavu'yu alamıyoruz hala. Bir önümüzdeki şeyden herhalde elen ya da gruplara kaldıktan sonra belki dahil edebileceğiz gibi gözüküyor. Burada niye diğer oyuncular yok abi? Şuraya mesela adam eksik bir tane alalım. Caner gel abi. Bekleyemediğimiz buradan varsa buradan bir tane çağıralım da. Neyse böyle kalsın. Hocam 60'a Pino çektim ama bir görsen. Aa 60'a Pino çekilir bu arada. Hani deli gibi olduğunu biliyorum Pino'nun. Bayağı iyi topçu. Herif iyi abi çekilir. Abi her şeyi alırsın onunla ya.
Gerçi o sağ tertere ayaklı oynuyor galiba da. Yani öyle türlü oynar o ya. Pino yani, bu yerimi Pino. Mika Utadze. Ben tanımıyorum mesela o arkadaşı. Mehmet Aydın'ı direkt kesmedim de şimdi Mert fena oynamıyor şu an, kalsın bakalım. İkisini oynatıyorum ya. Direkt kesmiyorum ben. Oğlum dakika 9'da attık. Ya rahat rahat elelim de para kazanalım şu Avrupa'dan be biraz. Jakobsen kapalı. Bunlardan gol yemeyelim çocuklar. Mert yapma Mert. Güzel. Devam. Abdül. Johansen, Gelson, Schelderup. Ooo yarım vole koydu. Orayı oturtturdu ama olmadı be. Hocam rotasyon bende şu an var. Muhammed Damar var abi. Yerli oyuncu. Bir de satın aldım. Şimdi geliştirmem lazım artık, gerekir yani. Böyle bir oyuncu almışken. Burak'cığım hoş geldin. Aleykümselam. Orada öğlendeki yayında aldık senin dediği sağlık. Aa abi ben orayı kaçırdım ya. YouTube'da video ayarlıyordum o ara. Yayınına çıktı ama YouTube'daki edit yapabilmem için bir tık sesini kısmıştım en son. Hayırlı uğurlu olsun abi, inşallah katkı alırsın. Hocam darıldım. Ulan niye darıldın bana Burak? Hayır olsun. Ulan dedim ama kusura bakma ya. Schelderup. Bence alamadık. Beni beklemişsiniz. Beklememişsiniz mi demek istemiştim. Ne için? Yayın için mi? Ortega. Ben abi geç sonra Schelderup. Yağmurlu bir hava var. Danimarkalılarım alışık abi. Aslanım benim. Nasıl attı babası? Aa. Oğlum ben duyurum yapmışım bir saat önce. Discord'dan da yayına girerken duyurum yapmışım. Daha ne yapayım ben Burak Hoca? Ona da geleceğim yani. Nasıl bekleyeyim? Fenerbahçe kariyeri akşam açabilmek için Beşiktaş kariyerine hızlı girdik. Çok şükür iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Oğlum acayip iyiyim. Bir takım vardı geçen maçta. Elemelerde. Adamlara 22 tane mi ne attım? 2 maçta topla. Tabi yarı profesyonel olabilir tabi. Ay ne vurdun lan? Aferin. Ya bunlar şey değil ama Leicester'da şeyde yendik, hazırlık maçında 7 tane attık. O da ayrı bir konu. Geçmiş olsun kardeşim benim ya. Aferin beyler. Atalım abi, daha da rahat rahat eleyelim, ondan sonra önümüze bakalım hani. Hani adımızdan söz ettirelim bence. Umarım ettiririz tabi. Bilmiyorum ettirebilir miyiz? Schelderup. Al penaltı paşa. Ay Hoylund döve döve atıyor herif. Abi inanılmaz ya. Aslanım yiğidim. Değişik oynuyoruz şu an. Geçmiş olsun kardeşim benim. Hayırdır neyin var ya? Korona mora değilsindir inşallah. Alacağız orada sanki topu. Abi inanılmaz gelişine plaseyi bıraktı, gördünüz mü? Bir de havaya bıraktı plaseyi herif. Abi çok iyiydi ya. Bir tane geçen senelerde Babel atmıştı, hatırlar mısınız Galatasaray'da öyle bir plase. Avrupa maçında böyle çatala vurmuştu plaseyi. Onun gibi vurdu Schelderup. Hocam Polonya elleyebilir, çizgiden çıkar. Yok abi zannetmiyorum ya, Fransa eler. Elemiyorsa da bir daha katılmasınlar yani. Net. Test olmadın. Hoca yaklaşma evde birilerine o zaman. Ateşin varsa. Hani başkasına bulaştırma. Hani korona falan varsa diye. Olduğundan değil de. Tedbiren. Muhammed gel abi. Schelderup'u dinlendirelim. Masengo gel abi. Hatta Bodo'yu da alabiliriz de. Gel lan Bodo'yu. Stolo gel abi. Dinlendirelim milleti. Mert gel abi. Aleykümselam Osman'cığım, hoş geldin kardeşim. Ya izlemiyorum ya, bilmiyorum. Yani rahat çıkacağı için, maçlar rahat biteceği için izlemedim hiç. Yani sonuç belli olduğu için dedim. İzlemeyeyim hiç. Kendi odamda yatarak sizi izliyorum hocam. Var ol kral.
Abi Fransa elemeyecekse hiç bir daha konuşmasınlar. Şöyle takımız böyle takımız diye. Eler yani. Sana kiralama dedim. Gitti kiraladı abi. Zorla kiraladı. Şolaşekler ya. Geliştirme listesine eklemiş olabiliriz de ben ilk 11'de oynatılacaksa kiralayın dedim herifi yani. İlk 11 olmadan kiraladı mı abi herif? Kadroya yeni oyuncular ekleyebiliyoruz. Güzel. Dar daha iyi. Kim yerine? Utku Yuvakoran'ı almayın abi bir zahmet. Size zahmet olacak almayın yani. Lan bir adam elledim sadece. Dar daha iyi gelsin abi. Daha fazla değişiklik yapamıyor muyuz? Tamam, Dar daha iyi yerine o zaman Fatavu'yu ekleyelim. Fatavu daha büyük bir değer olacak bizim için şu an için. Aleykümselam Skyce, tekrardan hoş geldin kardeşim. Ne diyor? Ekleyemez miyim diyor. Tam Dardai'ye bakalım. Onu ekleyebiliyorsak onu ekleyelim. Fazla kulüp tarafından yetiştirdiğimiz en az 4 oyuncu. Ekleyemiyorsak kalsın ne yapayım ya. Tamam. Babam bana kanat lazım, yedek yok. Söyler misiniz? Nereye, sağ mı sol mu? Hocam çok darda. Abi selam Skies. Chat için de bir selam alayım. Hocam beni şöyle oynanınca ne oluyor? Kanalın eniştesi oluyorsunuz abi. Bu satranç yayınlarımız zamandan kalma bir özellik abi. Eniştem vardı o zamanlar. Eniştemin yanındaydım. Hey gidi. Kanalın prensi oluyorsunuz abi. Skyce'cim teşekkür ederim takipçi kardeşim. Avrupa maçını rahat bir şekilde aldık abi. Eyüpspor maçını erteleyelim ya. Sakatlık falan olacak abi. Zaten yeterince Avrupa maçı oynuyoruz abi. İptal et şunu. Aa Süper Lig maçıymış. İptal edemiyorum. Neyse mecbur oynayacağız bunu. Bunu oynamam gibi şansımız yok abi. İkisini de oynayabilen. Thales Magno. Hangi takımsın? Kaç paran var? Onu da söyle. Yanis Hacı bu arada ikisini de oynar. Sakat değilse, birinci sezon bittiyse alabilirsin. Bu parayı vermem. Abi 10 almış antrenmandan. Aslanım benim. Çok formda ya. Heddle da gelişiyor maşallah ya. Dur bakalım. Beşiktaş'tasın. Yarıya geldin. Bak bakalım Yanis Hacı'yı alabiliyor musun? İki tarafta da çok rahat oynar. İki tarafta da ters ayaklı oynuyor abi. Ayrıca frikikleri falan atar. Kornerlerden çok asist yapar. Maç içerisinde de çok asist yapar. Penaltı kullanır. Mika Utadze uygundur hoca diyor. Dur bakayım. Bir de Vegors'un bonservisini almayı düşünüyorum. Hocam çok maaş oluyor. Ben vermem bu parayı ya. Yusuf'cum çok teşekkür ederim. Hoş geldin kral. Teşekkürler takip için. Yani alınabilir. Ama potansiyelini bilmiyorum şu an. Hani söyledim ama. Adam Galatasaray'a 6 atıyor. Kim kral? Vegors mu? Ya atabilir. Atmaz değil de hani çok pahalı. Kardeşim çok teşekkür ederim kral. Kesene bereket. Ki seyahat ve abonelik Var ol için takip çok için. teşekkürler. Abonelik için. Severus gibi Allah sana daima. milyon katını versin öyle söyleyeyim. Ha, Süper Lig'de herkesi alabiliyoruz nasıl olsa. Bir tık Pife'yi dinlendirelim abi. Orada da hatta Dardai'yi oynatalım. O zaman Stolu'yu da oynatalım. Tam bir şey yapalım ya. Stoper rotasyon olsun. Selamünaleyküm, yeni hesaptan da ettim demiş. Eyvallah Yusuf hocam. Sağ ol. Var ol kral. Aleykümselam. Diğerleri çok yorgun değildir herhalde. Ya yorgunlar da bir şey olmaz ya. Maç oynasınlar abi. Oynamadan gelişmezler. Bir ilk maçı bir sağlam bir kazanalım. Böyle bir maça çıkalım bakalım. Türk sıkıntısı var diyor. Çeldorup'ta sakatlık riski varsa Muhammed Damar'la başlayalım maça direkt. Var. Tamam Muhammed Damar'la başlayalım maça abi. Nerede damarımız? Tamam bir tane de altyapıdan oyuncu koyalım abi. 7. bölümümüz bu gençler. Emre Can Uzunan'ı koyabiliriz herhalde. Tayyip artık rotasyon oyuncusu olacak bizim için herhalde. Hatta rotasyonun bile altı olabilir ya. Altyapıdan olmadığı için. Dur bakalım böyle kalsın. Ciro'da attım abi bir de bana Polonya eller gibi falan diyordunuz. Yapmayın abi.
Hayırlı olsun. Ciro hayırlı olsun. Fransa tarihinin fiyat performans açısından bence en iyi golcüsü olabilir ama bence en iyi golcüsü değil. Pikoli bende oğlum Yusuf. Rotas şey yedeklerinde. Bu arada FM22'de Pikoli daha iyiydi de burada kötü yapmışlar. FM23'e düşmüş yani. Düşürmüşler herifin özelliklerini. En çok gol atanı. Dardai stoperim korner mi kullanıyor lan? Yok artık. Mbappe her türlü geçer yani. Büyük bir sakatlık yaşamazsın. Ki en büyük oyuncusu da olur. Zaten en büyük forveti bence şu an içinde. Fransa tarihinin en büyük forveti diyebilirim bence. Henry'den sonra ya da Henry ile beraber. Evet zaten Henry ile geçer de. Bence Mbappe Henry'den daha büyük bir olacağı. Daha kombine. Mi acaba? Ulan bilemedim ya. İki bölüm izlemedim. Ne ara aldın demiş. YouTube'dan izleyebilirsin kral. Kaçırdım bölümleri. Ya transfer döneminde aldım işte. Transfer dönemiydi zaten başında. Geçen bölümde transfer dönemin falan başlarıydı. Tam yeni sezon bitmişti. Ondan herhalde. Öne vereyim. Messi 9, Ronaldo 8 atmış. Mbappe bu yaşında 7 golde Dünya Kupası'na demiş. Geçer bu sezon zaten Mbappe. Aboneyim zaten. Eyvallah Yusuf hocam. O bu penaltı değil mi hoca? Muhammed yap asistini paşam. Apo. Hocam penaltı bir şey çal hocam be. Dardai'yi çok ucuz aldık. Çok büyük paralar edecek adam ya. Yap da asistini. Aslında, ulan aşırtma kafa gol attı ya herif. Abi herif aşırtma kafa gol attı şaka gibi. Bu büyük bir şaka mı ya? Dur bakalım. Fransa bir de şimdi bu saatten sonra kontra falan çıkar atar yani. Fransa 3-4 atar belki. Al Pino patlamaz abi nasıl patlıyor ya? Gözünü seveyim. Dediğin şeye bak. Pino patlar mı abi? Hayvan gibi topçu. Ya 60 verirsin 150'ye satarsın öyle bir topçu abi. Yeremi Pino öyle bir topçu. Hatta 200'e bile satarsın yani City'ye, Saint Germain'e, Münih'e. Hocam kuma çekilir mi? 6.5 mu? Yok abi. Direkt iptal. Ulan golü iptal et demedim. Kumayı iptal etsinler dedim. Konferansa durum nasıl? Vallahi eleyip duruyoruz. Geçen bir takıma 2 maçta toplam 22 tane attı. Elemelerde. Öner bakayım Yusuf. Ardacığım öyle yani. İyi gidiyoruz şu an. Lige de iyi başlayacağız inşallah. Çok gol kaçırdık. Kaçırmasak. Bir de çok gol iptal ettiler biraz. Van de Ven yok almadım ya. Sol bekti değil mi o? Wolfsburg'da oynuyor. Stoper de oynayabiliyor falan. Sol bek de oynuyor ya. Biliyorum. Mönchengladbach. Ayo. Werder Bremen herhalde. Lig sistemine geçemedi daha. İkinci sene hocam. Geçilmemiştir daha yani. Üçüncü sezonda geçiyor diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Yanlış bir bilgi vermiş olmayalım. Ay müthiş. Müdahale müthiş. Yurulanları çıkartacağım şimdi. Aslanlarım benim. Ya Eyüp'ü ama daha fazla atmamız lazım ya. Biraz az attık. Gittik azalttık. İptal mi ettiniz abi? Abi kaçıncı ofsayt bu ya? Oğlum kaçıncı gol iptal oldu? Bir bakacağım kaç tane gol iptal olmuş. Göstermiyor mu ya? Önemli olaylar mı falan mı demem lazım? Dur bakacağım oraya. Hatırlamıyorum. Kaç gol iptal oldu hatırlamıyorum çünkü. Şu Dardai'ye falan da ikram vermem lazım ya. Ay ya Hoylund. Ay Harun'a bak. Neler yapıyor ya? 68 bin euro maaş mı istiyor? Al o zaman ne diyeyim. Dur. Maç ekranı mı? Yo değil. Maça genel bakış. Yo değil. Maç detayları mı? Neydi abi maç istatistikleri? Değil var zaten. Kritik anlar. Heh burada.
İki tane gol iptal olmuş ya, çok değilmiş. Ben lig sistemini seviyorum ya. Ya seviyorum derken sonradan sevdim. Çok nefret ediyordum. Sonradan sevdim Ardacığım ya. Avrupa'daki lig sistemini. Normalde nefret ederdim. Fazla maç oynanıyor diye seviyorum. Daha fazla para kazanıyorsun hani. Oynata oynata. Gerçi maç başı primleri birazcık düşürmüşler gibi ama. Daha iyi bir geldi bana böyle. Sonradan düşündüğüm zaman. İyi, güzel. Güzel bir galibiyet aldık. Berat Özdemir rotasyon oyuncusundan başka olmaz abi. Aferin lan Dardağ'a. Buna vermedik değil mi mevkisine? Pasör abi bu adam yani. Net pasör. Defans merkeze pasör, savunma. İki kat yoğunluk ver abi. Ne çalıştıralım? Pası var herifin ya. Defans pozisyon az. Biraz markaj çalışsın. Markajı 11'miş, düşükmüş. Ekstra antrenman da verelim. Ne diyelim? Yok, buradan değil. Ne diyelim abi? Tamam, öneriniz kulağa hoş geliyor. Yok. Kapmasını bir 15 yapalım hocam. Neyini? Top kapmasını mı? Ya top kapması oynuyor ya, biraz daha gelişen bir özellik. Defansif pozisyon almayla direkt top kapmaya gelişmiyor ama etkisi var tabii. Oy, Emre Efe Şahin. İmre Efe Şahin'in abonelik için çok Hoş teşekkürler. geldin kardeşim benim. Severus gibi Kesene bereket. daima. Aleykümselam. Abone olarak gelmiş adam. Bu büyüklük şaka mı? Geçen sene kaçıncı oldun abi? Maalesef ikinci oldum ama çok büyük bir yapılanmaya gittim. Ondan kaynaklandı. Bir de Arda Güler bende kiralıktı. Fenerbahçe'ye karşı maç sattı. Penaltı kaçırdı abi deplasmanda. 2-2 iken maç son dakikalar. Sonra üstüne geç son 7 hafta 8 hafta sakatlandı falan. Şampiyonluğu öyle verdim yani, öyle söyleyeyim. Ama büyük yapılanmaya gittiğim için böyle oldu. Abi ne bileyim, gidemedik işte, ilk sene olduğu için herhalde. Pablo Mari'ye bak. Neyse. Şimdi bir Utku'nun sıkıntısı var. Senin sıkıntına başlarım Utku. O fiyata satmam abi. Orta yol bulacağız. Ulan orta yol derken ben iyi fiyata gelsin diye anlamında söyleyecektim ama neyse, olmadı. Hallederiz ya. Sıkıntı olmaz beyler. Dur bakalım. Kimi o 19'a göndermiştim abi? Haftanın takımına seçilen Beşiktaş. Tamam abi, sıkıntı yok. Arsa'yı. Arsa kim abi? He Arda, he aynen. Abi çok çok moralim bozdu o maç yani. O maçı alsak bitmişti. O moral motivasyonla zaten şampiyonluğu da alırdık abi. Bir de üstüne gitti geçti, sonra sakatlandı falan. İyice canımız ağladı yani. Dar daha iyi kanıtlı değil ha. Kayıtlı değil. Tamam, böyle yapalım hemen. Abi böyle oynayacaklar paşam. Rica ederim. Dolayısıyla pifeye başlayalım ama madem. Mert gelsin, Ortega gelsin, tamam. Ya Bodo'yu oynatmayacaktım da. Madem Abdülkadir biraz yorgun, Bodo ile çıkalım. Bir şey olmaz zaten, ilk maçı sağlam yendik ya. Abi presli oynayalım bakalım kaç tane atabiliyoruz. Hücum ağırlıklı da. Gerçi biraz rotasyonlu çıktık. Sayılabilir miyiz bilmiyorum da. Yani bazı bazı. Görelim bakalım takımımıza. Fransa bu arada Polonya'ya 3-4 tane atmıyorsa bıraksın futbolu. Abi Højlund efsane başladı da satın alması 17 opsiyonu var. Nasıl alacağım bilmiyorum. Onu düşünüyorum. Højlund, Højlund. Böyle büyük maçlar gelsin de böyle çekeceğim yani gol attıktan sonra. Hocam geçen hamburgerciye gittim. Ketçap mayonez olsun dedi. Ben de ketçap ketçap olarak kalsın dedim. Dukancım şu an ben sana time out atmayı düşünüyorum. Beklemediğim şekilde hazırlık maçında Club Brugge'ü 4-2 yendim. Kral yenersin ya. Ben daha demin oğlum rotasyonlu kadroyla Leicester'a 7 attım hazırlık maçında. Ya ben müziği seviyorum da tabii Şampiyonlar Ligi müziği kadar etki etmiyor.
Haaland'ın İngiltere'yi seçme ihtimali var mı? Seçmemiş. Ay abi, öyle bir şey olsaydı Harry Kane'den sonra, ki Harry Kane'den daha da büyük, 2-3 kat daha iyi bir oyuncu olarak içinden geçerdi İngiltere ya. Orada mı doğmuş? Babasından dolayı da muhtemelen. Ama özbenliğini koruyor herif işte Norveç'te. Abi şimdi sen Türkiye'de doğdun. Türk milli takımı mı seçerdin? Yoksa başka takımı mı seçerdin abi? İngiltere milli takımı mı seçerdin? Hani adam milli değerlerini korumak istemiş ya. Kendi milli takımda oynamak istemiş. En doğal hakkı. Ben hamburgerciye gittiğim kısımda kaldım. O kadar yapabiliyorum çünkü. Norveç'e çok genç yaşta seçildi. Yani doğrudur hoca. Şu takımları rahat rahat yeniyorum ya. Takım dinamikleri çok güzel toparlanıyor abi böyle maçlarda, küçük maçlarda. Moral motivasyon geliyor takıma falan. Efsane oluyor. Bir de para kazanıyoruz üstüne. Daha ne olsun abi? Win-win üzerine, win-win üzerine. Aslanım benim. Bir 10 tane atacağız herhalde. Hocam VIP alınca süresi var mı? Yani duruma göre hocam ya. Online durumlarınıza göre, verilen desteklere göre genellikle VIP sağlıyoruz. Direkt süre tutmuyoruz ama eğer mesela hani diyelim bir ay falan burada görmedik sizi, VIP'leri alıyoruz abi. Sidorf hocam. Öyle diyelim. Lan moderatör olmuşsun, VIP istiyorsun ya. Osman Hoca. Abi önemlisi maçları simülatör mü? Ya oyuncularımı görmek istiyorum. Rotasyonda oynattığım oyuncularımı görmek istiyorum. Bazılarını simülatörüm ama hepsini değil. Ya ama şimdi millet kendisini VIP görmek isteyebilir hoca ya. Hani o da var. Ya biliyorum canım, makarasın oldu. Osman Hoca sen zaten kanalın sahibisin hoca. Aynen, havası olmak istiyorsa alabilir yani Sidorf Hoca istiyorsa. Oğlum 6-30 daha, dakika 30 ya. 160K var, 3 kişiye VIP alıyoruz mu demiş. İstiyorsan al. Ne hoca ek 23,5? Osman Hoca olsun havamız olur. Yalnız VIP alanların moderatörlüğü gidiyor hoca. O yüzden Osman Hoca'nın moderatörlüğü kalsın ya. Osman Hoca iyi çalışıyor VIP olarak. Emre'yi oynatalım kalede de bari biraz gelişsin. Muhammed Damar gel abi. Gençleri geliştirelim abi. 6-0 oldu maç zaten. Eyüp gel abi. Kuri gel abi. Şurada paşamı pivot oynatayım bir. Mane gel abi. Ya Stolu'yu da çıkartmak istemiyorum. Pifiye çıksın abi. O yorgundu zaten. Ulan daha sakatlık olur, bir şey olur, kalsın diğerler. Zaten 5 tane yaptık herhalde. Oğlum 8 ekonomi kralı yıl oldu ya. Daha demin 16 tane attık abi bir maçta. Tamam, üstü almaya gittim yani. Aleykümselam kralım, hoş geldin. Afiyet olsun. Biz de gençleri falan UEFA maçlarında deneyip geliştiriyoruz kral. Gençleri izlemeyi, gelişimlerini görmeyi çok seviyorum ya. Abi ne bileyim, konferans ligi takımıydı yani, 16 tane attım. 2 maçta toplam 23 tane attım Fener'de. Var abi Osman Hoca. Duran top taktiğim var. Ama duran toptan atmadım yani gollerin çoğunu. Böyle söyleyeyim. Aa çocuk var. Hocam evlisinin çocuğunuz mu var? Vay anasını be. You are my kör hocam. Kör dedim. Kür hocam, pardon. Vay be hocam. Allah sahibinize başlasın. Sahibinize başlasın diyorum. Allah size başlasın. Zaten sahibi var yani. Allah hayırlı uzun ömürler versin hocam. Güzel ömürler versin. Aynısını be. Duygulandırdın hoca. Allah analı babalı büyüsün. 2 yaşında. Ay maşallah. Ulan bir de kız çocuğuysa var ya, tadından yenmez yani. Erkek çocuğu da güzeldir de hani babalara biraz kız çocukları daha tatlı gelir, o yüzden diyorum. Erkekse de top oynarken falan böyle iyi gider. Biraz hareketli olur ama erkek çocuk. Ay nasıl aşırı top aşan. 2 yaşındaysa efendim, 3 yaşına gelince başlar da 2 yaş biraz erken olsun hoca. Şimdilik hani topa vurmayı öğrensin falan. Damar attı. Ah be Damar. Oğlum ilk yarı 7 oldu ya. Erkek bana oğlan daha tatlı geliyor. Yeşim 26, 2 yaşında. Ay maşallah. Hocam topçu yetiştirirsin, o da güzel. Şimdi erkekle kızın şeyleri farklı oluyor abi, tatları.
Erkekle mesela futbol cihetiyle falan böyle sağlam geliyorsun. Ama erkekler mesela biraz anneye falan yakın olabiliyorlar bazı durumlarda. Hani anneci olabiliyorlar erkekler. Kızlar babacı olabiliyorlar. Ama erkeklerin de işte o futbol cihetinden yaklaşma. İşte babasının oğlu muhabbeti. O yönden güzel. Bir de erkenden yetiştirirsen hocam, verirsen böyle bir ayağın atman damarını. Yani bir Van Dijk yetiştirirsen. Bir pasör stoper Türkiye'de zor yetişiyor falan. Ne bileyim, forvet zor yetişiyor hocam Türkiye'de. Forvet de olur. Belco şimdiden 20 gol oldu toplam. Oy, 100 kişi olmuş orada izleyici sayımız. Hepiniz hoş geldiniz beyler. Bir takibinizi alırız. Bu arada burada olup da Discord'a gelmeyen varsa arayı açarım ha. İki tane FM23 çekilişimiz olabilir yakında bak. Söylüyorum. Hocam sol bek çıkmıyor. Sağ bek çıkmıyor. Forvet çıkmıyor hocam. Stoper de çıkmıyor. Pasör stoper özellikle. Ama direkt forvet olursa daha çok sevinirim ya. Yoksa böyle giderse Barış Alper'i ileride Burak Yılmaz'ın genç versiyonu yapacaklar yani. Ona kalacağız yani. Belce 10 oynuyor herif ya. Bir şey demiyorum. Ulan 8 attık, burada kalmasın ya. Aşırı cumarlıklı yap. Hadi çocuklar başarabilirsiniz. Ben oyunda varım, bakabilirsin Mehmet Aydın. Hoca o sen misin ya? Şaka mı bu? Mehmet Hoca sen misin o? Aman hocam. Aman hocam böyle şaka yapma. İnanırım bak. Biz FIFA'da kimle? Fransız neydi abi, Paris Saint-Germain'in altyapısında oynayan bu küçük minnacık boylu bir çocuk vardı. Onunla FIFA oynamış adamız abi biz. İnanırım yani. Oğlum ben yerim aynısını. 100 kere de yapsanız yerim yani. Biraz daha önde oyna, topa dal. Tamam, önde karşıdan. Top hızlıca elden çıkart. Abi biraz daha gol atmamız lazım bunlara. Böyle olmaz. Abi topçu adam yayın izliyor ki. İnanırım yani. Değişiklik hakkımız kaldıysa Mehmet'i alırdım oyuna da hocam. Değişiklik hakkımız kalmamış. Bir dahaki maç ilk 11'di hocam. Öyle söyleyeyim. Değişiklik hakkı kalsaydı alacaktım. Oğlum 8-0 bitmesin maç. Allah rızası için ya. Şaka mı bu abi? Al şunları ileri al. Kabul etmiyorum böyle bir skor. Fernandes'i ofansif al abi. Ulan ilk yarı 8 bitti zaten. Discord'dan atıyorum hocam isteyenlerle. Ben de evleneceğim olmaz böyle demiş. Evlen hoca. Durumun halin vaktin var. Kız arkadaşın da var, evlen. Evet, FM konusunda ama hassas davran hocam. Böyle yanında FM oynarken karışacaksa. Hani yengeyle önceden bir anlaş ya. Mehmet Aydın çiftlik bank kurucu değil mi? Aman hocam. Aynı adamlar değiller hocam. Benim şimdi iş garanti iş olduğu için size maşallah hocam işiniz neydi? Asker falan mısınız? Polis misiniz? Öğretmen misiniz? Nesiniz hocam? Yazılımcı mısınız hocam? Mert Müldür de 3 asist yapmış hocam maşallah ya. Ulan 8-0 bitti maç, şaka gibi ya. Bu arada bayağı gol attık ya abi. Bu ne abi, skorlara bak. 15-1, 7-2, 7-0, 5-0, 2-0, 8-0. Bu ne abi? Yani kamuda çalışıyor sıra. Estağfurullah hoca, ne demek ya. Ne güzel maşallah. Ha, ne güzel hocam. Ailenizi erkenden kurabilmek çok güzel. Ben mesela halim vaktim yerinde olsa, kazancım güzel olsa Google'da bir mesela Google'la anlaşmam devam etseydi, şu anki gibi fakir olmasaydım, ben de muhtemelen erken evlenmeye çalışırdım. Yani ben niye evlenmeyeyim abi? Halim vaktim yerinde olsa niye evlenmeyeyim? Erken evlenmek güzeldir abi. Hani çok aşırı erken olmamak kaydıyla bence. Gittim iş görüşmesine de olmadı hocam ya. Bu arada 120 kişi izliyor abi bizi. Hepiniz hoş geldiniz beyler. Ben 23'te evlendim. Siz 3. Abi ben de 23'te evlenmek isterdim ya ama halimiz vaktimiz olmayınca olmadı abi. Ne yapalım? Nasip. Belki ileride olursa neden olmasın. Ay Galatasaray'laymış maç oğlum. Bilseydim rotasyon çıkardım. Neyse. Abi bu arada doğru kişiyle evlenmek çok önemli abi. Hani genç evleneceğim diye işte valim vaktim yerinde diye de erken evlenmek doğru değil abi. Hani doğru kişiyi bulmak önemli. Dünya Kupası elemelerine Moldova maçına çıkacağım. Street Rings.
Meslek neydi hocam? Sosyal medya uzmanıyım ben. 15 gösteri. Ya bırak şimdi. Yeme bizi. 123 oldu, evlenin demiş. Bilmiyorum. Ya doğru kişiyi buluyorsanız, durumunuz da varsa evlenin tabii abi. Tabii şu anda evlenmek çok zor yani bir durum. Hani her şey çok pahalı. Ezocum hoş geldin kral. Aleykümselam. Aleykümselam diyorum. İyi yayınlar demiş. Olsun aleykümselam. Demişsindir. Ben Jena'yı bekleyeceğim. Jena kim kral? Abi damarı oynatıyorum. Niye vereyim size ya? Hayvan gibi herif. Bakalım Galatasaray'a nasıl çıkacağız abi? Kimseye güvenilmez, usta evlenilmez. Kız arkadaşına desene bunu Mehmet Hoca. Gençhane Hoca bir kız arkadaşına de bu lafı. Bakayım ne diyor. Ulan Fernando'ya bak, taş gibi ya. Hangi Fernando bu lan? Jen Ortega mı? Hoca o oyuncu muydu? Hocam Mehmet Aydın bende zaten Beşiktaş'ta. Yedeğimdeydi. Oynatacağım şu an maçta. Fernando fenaymış ya. Yaşlı maçta ama fena yani. Aa maaşı yüksekmiş. Almam abi. Babuşçu. Onurhan Babuşçu. Yok abi gerek yok. Bu maç Mehmet'i oynatacağız mesela. Ama Caner oynamayacak ya. Caner'e de düşmedik be abi. Abi 20 saat FM oynarsan kusura bakma da birazcık haklı yani yenge. 20 saatte oynama abi, birazcık şey göster. Abi hali vakti yerinde olsa herkes sıcak bakar, ben size söyleyeyim yani. Bir de hani kardeşim yeniler görüşürüz Skysiz'cim, çok teşekkür ederiz desteklerin için. Abonelik için de çok teşekkür ederim. Var ol kral, Allah sana daha çok versin. Parası olan bir de eskisi gibi güvenilecek insanı bulmak veyahut işte bu sosyal medyadaki ne diyelim yeni model tarzı insanlar gibi olmasa mesela insanlar bence çok rahat evlenilebilirdi. Hocam damarı milli takım havuzcuğuna çağırdım düşünüyor şimdi. İnşallah hoca. Hızlı seçim diyelim ama Sabek'te Tayyip oynamayacak Tayyip. Yerli olmak zorunda olduğu için oynatacaksa olur. Mehmet Aydın gel abi. Abdülkadir Şeldorup, Beljo, Hoylum. Böyle oynayacağız abi. Usta senin aradığın kız köyde bulunur. Yok abi ya. Aman kaçak gelin falan bulmayın, dolandırılmayın demiş. Reis, CS oynadım mı hiç? Çok oynuyorum ya. Hatta arkadaşlarla oynuyoruz yani. Discord'a gelirsen oynadığım zaman eksik falan adam lazım olursa çağırırız yani kral. Lastik mapimde bir tap var biliyor musun T-Base'den? Nasıl yani kral? T-Base nerede hoca? Tap derken neyi kastediyorsun? Bak mı demek istedin? Anlayamadım. He top var. He topu biliyorum. Evet. B'ye giderken. Abi işte Galatasaray maçında Caner oynatayım mı? Bilemedim ya. Ortega gel abi. Yedeğe de ne olur ne olmaz ya. Kimi çıkaracağım? Dardai kalsın. Piccoli çık. Ya da Stolu'yu çıkartamadım. O top var ya o top. Aman abi. Abi yalnız Galatasaray'ın kadrosu çok iyi ya. Beni şimdi o top sayesinde tanı. Yok artık. Caner'in sözleşmesini feshetmiş şu kare oyunu. Yok artık. Sorunlardan dolayı, zihinsel problemlerinden dolayıdır abi. Ertense sert gir. Vay anasını. Abi o çok iyi işmiş ya. Abi kendi sahamda ya. Pres yapalım Galatasaray'a. Şu Tayfa'ya da sert girelim abi. Oliveira'ya da sert gir. Dubois'a da sert gir. Tamam. Otov'ya 18 verdik bile. Orada ezan okunuyormuş ya. Ulan müziği kısmadık ama helal edin artık abi. Allah affetsin. Ya ben, günah olmayabilir. Belki hani saygı babında. Hani eskiden çok örf adetlerinde. Hatta şamanizmden gelir galiba bu mezarlıktan geçerken. Hani mezarlığa saygı konusu. Mezarlıkta o zamanlar müzik kısamıyordunuz belki bilmiyorum da. Hani mezarlık saygı konusu daha çok şamanizmden gelir diye biliyorum ben, Türk kültüründen. Ya da tek tanrıcılık kültüründen Türklerin geliyor. Oradan geçiyor diye biliyorum. Koltuğu kaça aldın? Ben bunu çok uzun zaman önce aldım hocam ya. O zamanlar 1500 liraya mı ne aldım? Ya da 700-800 liraya falan aldım herhalde. 2 sene oldu ama ya da 2,5 sene olmuştur. Ya hocam para mı düşünüyorsun? Senin paran vardır Mehmet Hoca, yapma ya. Hesap kitap mı yapıyorsun Mehmet Hoca? Aslanım benim be. Çok güzel. Daha dakikayım yok. Güzel.
Hocam o top sayesinde nasıl tanıştın? Anlatsana hele be. Eşinle. CSGO'daki top ne alaka hocam? Bu arada Mehmet Aydın sağ bekte oynuyor şu an. Ay 2-0. Güzel güzel. Söne şampiyonluk geliyor. Takım acayip oynuyor abi herifler. Üçlü atıyorduk. Ulan Caner asist yaptı, iyi mi? Sadece özet geçeceğim. Aynen. Eyvallah kral. Yusuf Hoca biz şöyle oynuyoruz FM'leri. Arkadan yayın açık oluyor abi. FM oynarken birbirimize paslaşıyoruz. Hocam şunu aldım iyi mi? Bunu aldım iyi mi? Abi şunu tavsiye eder misin? Genelde yayın açık oluyor. Arka planda FM oynuyoruz abi. Bizim FM'ciler böyle yapıyor. Hani aklında bulunsun. He, mobilden hem açıp hem izleyemem dersen o zaman sıkıntı, yapacak bir şey yok ona. Ay apoş. Kardeşim benim be. Ulan ne yazdı be? Kardeşim yazdı abi. Abdüş yazdı abi. Bak şu an oynuyor mesela Burak Hoca'lar falan. Bizim tayfa öyle abi. Bayağı iyi gidiyoruz beyler. Aferin. Ulan 4 tane attık Galatasaray'a ilk yarı. Abi bu ne böyle? Şaka mı bu? Oğlum stoperi bir değiştirdik. Takım ihbali değişti oğlum. Takımın geleceği değişti stoper attığını değiştirince. İnanılmaz bir olay. Tamam kardeşim benim. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Akşam 9'da yayınımız oluyor bizim genelde. Yine beklerim yani 9'da. Her akşam 9'da yayınımız olur. Benim CSGO sunucularım vardı. Bak hikayeye gel. Bu işe topla orada, bu işte orada topla oynuyor. Yetkili ekip arkadaşım uyarıda bulunuyor. Oyunu oyna, topla oynama diye. O da hala uzatıyor topla oynamayı. Sonra bu arkadaş bana atıyor. Gerisi çok uzun ama kavga ettim bununla ve sonra vesaire tanıştık falan. Abi olaya bakar mısın? Adam eşiyle CSGO'da hanımı banlamış. Hanım olmadan önce. Topla oynuyor diye. Oyun oynamıyor diye. Orada zaman geçiriyor diye muhtemelen. T-Base'de. Sonra tartışıyorlar falan. Öyle tanışıyor abi, şaka gibi ya. Dust gibi bir de tanış. Abi çok iyiymiş ya. Bu arada benim de eşim Dust gibi oynasın isterdim diyorum. CSGO oynasın isterdim yani. Ve beraber CSGO oynamak isterdim eşimle. İlerleyen zaman. Keşke. Ama hem bu hem diğer özellikler biraz zor oluyor. Keşke bulabilsek. Denk gelse. Oğlum 5 tane attık ya. Arada çocuk oyuncu oynuyoruz birlikte. Vay anasını be. Vay be, CSGO evlendirmiş. Abi CSGO böyle bir oyun işte. İlgili. Yani Galatasaray kariyerinde 5 bin yeniliyorsun sana. Ya bırak hoca. Beşiktaş kariyerindeyiz. İhbil hoca hoş gel. Oğlum acayip başladık seneye. Stoper hattını bir değiştirdik. Acayip başladık seneye. Heyecandan kendime gelemedim ya. Oğlum hiçbir şey yapmadım lan. Neyden şüpheleniyorsun? Solet'ten özür dilemedim abi. Ali hocam Nosayso yok abi, pahalı. Maaşı da yüksek durum. Gerek yok abi. O fiyatlara falan girilmez yani. Genç potansiyeli adam alın abi, geliştirin. Oğlum her maç 7-8 tane atıp duruyorum ha. Bazı maçlar 14 tane 15 tane attık. Lige böyle başladım abi. Bir de şeyde Avrupa'da da öyle gidiyorsun. Acayip mi başladık maçlara? Sene kaç? Daha ikinci sene Beşiktaş'ta abi. Stoper hattını değiştirdim sadece bu sene beyler bak. Hocam Pino ilk maçında topu evine götürdü. Hat-trick mi yaptı? Yapar abi, Pino bu ya. Oyunun en potansiyeli sağ taraflı ters ayaklı kanat oyuncusu. Buca Spor'lu Mehmet Hoca hoş geldin. Bugün 4 Aralık Galatasaray'ın beşleme günü. Öyle midir hoca? Bu arada ben değişiklik yapmadım beyler ya. Muhabbet ederken neyse olsun ya. Rotasyonla oynarız diğer maçı. 4 farklı kariyer oynar, çok iyi yapıyorsun. Böylece hiçbir kariyerinde 10-15 sene geçecek regenlerle uğraşmıyorsun. Hep güncel oyuncular. Abi yok ya, ben YouTube için sırf çekiyorum aslında. 4 farklı kariyer. Bir de şeyden dolayı. Ben farklı farklı kariyerlerle oynamayı seviyorum. Farklı dizi gibi düşünün abi. Veya kitap okurken farklı kitap okumayı aynı anda seviyorum. İşte bir ne diyelim, Kürk Mantolu Madonna okuyoruz abi. Bir de İlber Ortaylı Hoca'nın tarih kitabını aynı anda okuyorum falan yani. Öyle söyleyeyim. 2 saattir buradayım. Ulan hiç niye selam vermiyorsun Buca Sporlu Hoca? Ya da burada mıydın da selamın var mıydı?
Hiç yazmış mıydın? Ben sanki yazmadın diye hatırlıyorum. Bayağı bir Mehmet Hoca yazdı ama sen sanki Mehmetlerin içinde değildin. Üçüncü Mehmet Hoca. Hoylund Beşiktaş'ı zirveye taşıyor paşam benim ya. Maşallah. Oğlum forvetlerim acayip gol atacak bu sene. Hoylund'u direkt bonservisini alabilir miyim şu an? Param var mı? Ya bir yerden borç harç para bulsak da Hoylund'un bonservisini alsak be. €16.000 ödememizi istiyorlarmış. Bunu kaçırırsam bir daha mahvolurum abi. Adam satıp alman lazım beyler, yoksa zor ya. Hiç görmüyorsun hoca. 2 saattir buradayım ve 1 saattir düzenli yazıyorum. Oğlum okumadım ben hiç yazdıklarını. Peki okuduysam demek ki yanlış hatırlıyorum. Beşiktaş fakir. Ya çok ufak fakir de öyle böyle kadro kurduk ya. Bu neymiş lan, David Washington. Oğlum bir forvet daha bulduk bak Brezilyalı ha. 7. forvetin falan Brezilyalı buldum potansiyelli. Şu oyunda. 5.2'ymiş daha. İyiymiş. Abi buradaki sen YouTube'daki kim? Niye? FM Günlüklerim hoş geldin. Kral hoş geldin. Okudun ama ismi okudun. Kural kusura bakma. Oğlum acayip. Şuraya bakın beyler. Lige nasıl başladık? Şuraya bakar mısınız? Seneye nasıl başladık? Bir bakın abi. Sadece stoper alarak yaptım bunu abi. Beşiktaş'ın demek ki stoper sorunsalı böyle bir şeymiş abi. Acayip başladık abi lige. Abi Galatasaray'a 6 tane attım şimdi. 5 tane attım. Bakalım nereye kadar devam edecek. Kaydedin abi. Vikingura rahmetli dedem de 8 atar. Akif demiş. Abi Leicester'a 7-8 tane attım hazırlık maçında. Bir de rotasyonu kalır ya. Tamam Bursaspor kariyeri yapacağım ama orada anamız ağlar ya. İzmot açılmış. Oğlum ikinci senedeyim lan. Beşiktaş'ta ilk senede neler çektik hatırlıyorsunuzdur. Ya bırakın kıskanmayın abi. Kolay fikstür bilmem şudur budur. Tamam kolay fikstür de abi. Birazcık Ali Hoca'yı övün be. Birazcık övün be abi. Merhabalar chat. FM23 Galatasaray kullanan varsa bana yazabilir mi? Ben Galatasaray kullanıyorum kral. Trakya'da hoş geldin. Eyvallah. Oğlum acayip iyi gidiyoruz ya şu an Beşiktaş'la. Yani FM'nin 23'teki en iyi başlangıcımı yaptım ikinci senede şu an. Tabi biraz fikstürün etkisi, biraz amatör takımlarla oynamanın etkisi falan. Ya ben de almak istiyorum da para yok abi, ne yapacağız? Adam satmam lazım. Bir yolunu bulup adam satmam lazım. Hocam Benfica'yı bir takımdan fark at öğrenim. İnşallah hocam. İstiyoruz. Niyetimiz o yönde. Şöyle bir arttıralım şu fiyatı. Buradayım hocam. Maçı izliyordum da çıktın. Eyvallah hoca. Ya adam gibi adamlar tartışılmaz. Trakyalı hoca şimdi. Senin gibi adamlar hali bir başka. Hocam Bursa'ya başlama ya. Valla kan... abi aman abi ya. O paralar falan, hiç para alamayız muhtemelen. Parasız pulsuz adam yetiştirmek için de uzun süreler çalışmamız falan gerekir. İyice çile çekelim abi. Uygun bedellere vermiyorlar. 16 istiyorlar ya. Yandık. Hocam challenge. Ne challenge'ı? Kümeye kadar yolu var demiş. Kesin. Ya bir de var ya, oyuncuları satın da alırlar abi. Satın alırlar. Yerine oyuncu alamam. Yetiştiremem de muhtemelen. Hoylund'u Fener aldım hile gibi adam. Ben de bu sene aldım işte Beşiktaş'a. Kiraladık. Ya geçen seneden kiralamıştım da para yoktu. Satın alamadım maalesef. Keşke satın alabilseydim. Olmadı. Ya oyuncu satmam lazım benim de. Alın abi, kiralayın çocuğu. Dur bakalım nasıl olacak. Şu Masengo'yu falan. Satabilirsem abi, oradan bir para kırarsam. Dur bakalım. Ya da transfer döneminin sonuna doğru satabilirsem bakalım. Eyvallah hocam, hayırlı olsun. Discord'a katılmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Var olun. Destekleriniz bizi büyütüyor hocalar. Hocam bir de bizim hatırımıza bir bebişin bir yanaklarından öpersiniz. Muhtemelen yanakları al aldır böyle bir kocamandır falan. Bir öpersiniz hocam be. Transfer yasağı kalktan da rahat aslında Bursa biraz daha. Hocam ne zaman kalkıyor peki yasak? Ona göre başlıyorum. Bursa spor kariyerine. Yasak kalkmıyorsa çile çektirmeyin hocam bize.
Hocam bir Daniel Carlsborg baksana be. Bakalım. Ne için bakıyoruz? Belki zayıftın. Zayıfsa da öpülür hocam, olacak. Vardır yanak. Bebişte yanak vardır abi. Hani yanaklı yoksa da vardır. Yani öyledir bebekler abi. Hoca çıkmadı ben. 3 günde transfer yapmak. 3 günde biz her şeyi yaparız ya. Yeter ki para versinler. Bak tüm bebeklerde biraz vardır diyor. Hoca biliyor bu işi abi. Hoca baba olmuş abi herif. Abi Ali şu an regene bakar mısın? Sanat gibi değil mi? Bakayım abi. Hemen bakalım. Hızlı resim atmış abi. Regene. Kaç yaşında bu abi? Abi 23 yaş. Ama iyiymiş ama 23 yaşına gelmiş yani bu saat. Oğlum zıplaması 20, boy 1,96 ne ya? Abi çok iyi ya. Beğendim. Ali bunu beğendi. Güzelmiş. Bayağı iyiymiş. Ama yaşlıymış yani. Bir 15 yaşında şu özelliklerde olsaydı tamam derdim. Hızlı seçim yapalım ya. Ama bunları ters oynatacağız. Böyle oynatacağız. Tamam. Rotasyonu. Tam rotasyon olmasa da çıkalım. Ya Bodo'yu oynatalım ya. Bir Rodo'yu oynatalım abi. Masengo gelsin abi. Hocam 4 sezon oldu Regen çıkartamadım. Üzüm. Ya canın sağ olsun kral. Brezilyalı halan demiş. Aynen. Bakalım bu maçı ne yapacağız abi? Gitgide takımlar güçleniyor. Tabii daha elemedik bunu. Bunu eleriz. 5-10 tane atarız da. 12 yaşında olsa olabilir demiş. 15 tamam. 12 biraz az söyledim. Ulan gollersen şu takımda çok büyük rezillik ya. Sorma Violentia ya. Hakikaten gelişiyor ya. Eskiden 14 falan çıkıyordu diye hatırlıyorum da şimdi 15'ten aşağı çıktı abi. Ya şunlara bir 10 tane atamayacaksak yazıklar olsun abi böyle bir takıma. Düşüşe geçtik diyebilir miyiz? Lan vuramadığı topa bak ya. Neyse bir şey demiyorum. Egzersizlerimizi yapalım. Şelderup. Atak yok. Beyler. Asengo top oyna bakayım oğlum. Satacağım seni hadi. Biraz iş yap da satayım yavrum be. Ay oha kaçırdığımız gole bak. Oğlum kaleci kim lan? Ali Muhammed falan mı? Nasıl isim o? Muhammed Ali'ymiş hakikaten kaleci. O neymiş ya? Hocam maç yakınındayken belli futbolcu istediğin tempoda oynamıyor yazıyor. Ne yapmak lazım? Yani birazcık antrenmanlarda dayanıklılık falan çalıştırabilirsin. Belki tempo düşmüş olabilir ya da sakatlık riski olabilir adamda. Yorgundur mesela önceki maçtan. O yüzden de oynamıyor kaynaklı olabilir. Her kariyerde aynı oyuncular mı var hoca? Kariyerde yok aynı oyuncular da bazen çakışan oyuncular olabiliyor. Özellikle Türkiye'de oynuyorsak Türk oyuncular özellikle çakışıyor. Ya bir de şimdi bazı potansiyelli oyuncuları da kaçırmamak istiyorum bazen. Onları da alabiliyorum bazen. Ama ben, yani yabancılar genellikle farklı almaya çalıştım. Online kariyer dışında. Türkiye'de aldığım oyuncuları da yabancıları genellikle farklı almaya çalıştım. Online kariyeri saymıyorum. Online kariyerde potansiyelli en düşük fiyat performans maliyetini kim alınabiliyorsa onları aldım abi. Çünkü orada hani bir rekabet var arkadaşlar arasında. Önemli yani. Online pazartesi tekrardan başlıyoruz kral ya. Oynayacağız tekrardan. Arkadaşlar şehir dışında o yüzden. Abi gol atamadı gelipler ikinci maç. Bu ne Beşiktaş? Şaldır Babak maç sattı. Gel abi damar. Damardan bir girelim. Belçoda 6 oynuyor. Şaka mı abi? Koli gel abi. Bilemiyorum abi sayısalcı mı sözelci mi? Masengo da top oynuyor. Ulan iki oyuncudan bu kadar fark eder mi? Kartal Kayra gel bakayım. Çeldorp minimum serbest kalma maddesiyle komple takımı sattık. Yazıklar olsun abi. 12 uçağa mı gitti? Ne kadar gitti?
Sayısalım da iyiydi benim. Özelim de iyiydi. İkisi de iyi abi bende. Abi çok büyük ayıp ya. 13-75'e gitmesi falan. Allah vermesin yani bir daha. Böyle bir şeyle karşılaştırmasın abi Mevla. Sıkıntı ya. O kadar geliştir, büyüt. Hayvan gibi hale getir. Bedavaya adamın elinden aslında. Al sana damar. Madem öyle Muhammed Damar abi. Al abi 3 milyona. Oynat herifi. Köpek gibi olsun. Türkcell dönüp olsun abi. 1-0 bu arada baya büyük rezillik. 3x game'imiz var ama. Muhammed Damar'dan girdim. Ben de yönetim satmıştı 14.5'a. Abi o da çok büyük rezillik. Çeldirup menajer adam değildir. Çeldirup da gittiği durumlarda adam değildir abi. Ulan beraber mi kalacağız? Nazar değdirdik takıma. Herkese 5 atıyoruz dedik falan. Nazar değdirdik takıma. Derken 2-0 güzel. Okan Buruk 2.30'da Eyüp Spor'u çalıştır. Şey demiyorum abi. Şey diyemeyeceğim. Soyunma odası tebrikler beyler. Güzel. Mert'i dövelim. Biraz ona veririz. Emre Bello sonuyla İtalya'nın efsanesi olmuştu. Abi olur ya. Emre Belözoğlu'nun öyle bir potansiyeli var abi gerçekten de bence. FM17'de Zidane Boluspor mu? Yok artık. UEFA kayıt sistemi gelmiş ama adam alamıyoruz ki. Mesela Utku'yu çıkarsak, Emre'yi alsam birkaç tane değişiklik yapabiliyor muyuz mesela? Almak istediğim adamlar var, alamıyorum abi. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum. Dur. Emre demeyelim de. Darda iyi istiyorum ben. Darda iyi kardeşim. Darda iyi olmuyor. Gençler olmadıktan sonra benim için bir anlamı yok ya. Madem öyle otur. Geri aldı yani değişikliği. Tamam seçimi onaylamadı. Ne yapayım böyle kalsın. Bir de 17 Prime ya sorma hocam ya nasıl böyle bir şey olmuş? Saçmalık ya. Ekşi'de oha deriten Femmolay diye bir başlık var. Canım sıkıldı. Yeni puanlananları okuyorum. Mesela hocam ne oluyor? Aa Nottingham Forest elde para verdi. Ay para kazanacağız. İnşallah. 40 ver al abi. Geç. Bu arada morali bozulacak abi sıkıntı. Direkt reddetse miydim acaba? Elle görüşelim abi. Tamam sıkıntı yok. Elim benim, aslanım benim. Hiç şey yapmadı, sıkıntı yapmadı bana. Güzel. Bu arada Hedit acayip gelişti herif ya. Bayağı iyi bir kaleci olacak abi herif. Biraz zihinsel geliştirebilseydim. Oğlum Bandırma Spor Süper Lig'e mi çıkmış ikinci sezonda ya? Vay anasını. Beyler oyunu şurada bir kaydedeyim. Ben bir yemek arası vereyim. Saat 9'da tekrardan yayında görüşelim olur mu? Bir de herkese bir baskın atarak gidersek beyler hep beraber çok güzel olur. En iyisi bu ekşide Cem Yılmaz Fatih Terim'in benim teklifim üzerine Fenerbahçe'nin asistan menajer olmuş. Oha o iyiymiş yani baya. Oyunu kaydettim beyler. Bir kanala baskın yapıp hep beraber ben bir ara vereyim. 9'da burada olalım. Bir bakayım kim var abi Twitch'te yayın yapan şu an. Ben bir yeme arası vereyim. Biraz da dinleneyim. 9'da burada olalım. Bir hemen bir baskın atalım. Birine baskın Ya. atalım. Kime baskın atabiliriz? Kabul etmedim. Bakıyorum şu anda. Var mı bir yayıncı? Sporla alakalı, futbolla alakalı bir yayıncı. FM 23'e bir de FIFA 23'e bakayım abi. Yayıncılardan. FM'de ben varım abi. FM'de şöyle bir büyük yayıncı göremedim. Küçük yayıncılara mı destek olsak? Küçük yayıncılara desteğe gidelim mi? Ne diyorsunuz? Kim var? Fenerbahçe kariyeri yapan bir arkadaş var. Futbol masası. Aa Skyse. Oğlum bu adam daha demin bizde izlemiyor muydu Skyse Hoca? Skyse Hoca'ya gidelim ya. Bir destek olalım Skyse Hoca'ya. Olur mu? Hep beraber Skyse'ye gidelim abi. Müsaadenizle. Hadi bakalım baskını başlatıyorum. Hadi hep beraber gidelim. Bir mutlu olsun hoca ya. Tamam hoca hep beraber gidiyoruz. Ulan hep beraber dedik 36 kişi kalmış. Neyse olsun. O da ona da sevin hocam.